Özgür İrade'ye hoş geldiniz. 10 Ekim itibariyle yeni programımızda yeni bir Özgür İrade ve yeni başlıklarımızla sizlerle birlikteyiz. Konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Zaten yakinen tanıdığınız isimler 26. dönem AK Parti Milletvekili Sayın Mehmet Metiner bizlerle beraber 26. dönem CHP Milletvekili Namık Havutça yine bizimle birlikteler keza. Karşımızda gazeteciler Nedim Şener ile 26. Can, Biz de 26. Dönem. 26. Öyle dönem Anlonsa gazeteciler. Derseniz, ya bir havamız olsun böyle hep 26 26 böyle 26 deyince her dönemin gazetecisi. Her, her dönemin gazetecisi. Evet, 26 27 28 diye gidiyoruz biz. Vazgeçilmez gazetecilerimiz diyelim o zaman efendim. Can Özçelik ve Nedim Şener de bizlerle beraber. Şimdi şöyle kısaca bir girizgah yapacağım. Sonra sözü bizimle birlikte olan değerli misafirlerimize, değerli isimlere bırakacağım. Efendim Ceza infaz Yasasının uygulanması ile ilgili ülkemizde uzun zamandan beri süregelen tartışmalar var işte ihal indirimi olsun bir kravatla e, bir takım tasarruflar e, sonucu e, kamuoyu vicdanını yaralayan e, konular olsun özellikle son dönemlerde üst üste gelen e, kayıplarımızla özellikle kadınların e, ve çocukların e, kayıp kaybedilmesiyle birlikte <laughs> ceza infaz e, konusu yasası ve bunun e, yürürlüğe girmesi e, yürütülmesi değerlendirilmesi e, tekrar gündeme geldi. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuyla ilgili son bir açıklama yaptı. Artık bu konuda taviz verilmeyeceğini e, umut ettiğimiz bir gündeme e, doğru evrildik. Umut ediyoruz ki öyle. Belki sosyal medyada e, takip etmişsinizdir. işte Türkiye'nin nüfusu şu, yönetim şekli e, kamuoyu vicdanına göre, kamuoyunun hükümetine hassasiyetine göre tabii ki böyle bir şey söz konusu değil biz eminiz adaletimizden sırtımızı yaslıyoruz adaletimize hukuk sistemimize ama son dönemde epey bir kamuoyu vicdanını yaralayan durumlar üst üste geldi bundan sonra ne olacak acaba diye düşünüyoruz ve can özçelikle başlayalım ilk bölümümüzde ilk sohbetimize bugün yine bir hastane bahçesinde bir beyefendi eşini öldürüyor. Sonra kafasına sıkıyor, intihar ediyor. Tabii ki bunların tamamıyla önüne geçmek mümkün değil. Büyük ülkelerde, büyük şehirlerde her ülkeden aynı haberler geliyor. Ama caydırıcı olabilmek açısından acaba ne yapabiliriz? Can Özçelik buyurun söz sizde. Şimdi şöyle bir, bizim ceza yasalarımız aslında buna uygun. Yüksek cezalar öngörüyor, veriyor. Ama hı hı. uygulamada galiba biraz eksiklik ve bizim hatalarımız var. Hem kolluk kuvvetleri tarafında eksiklik, hem de savcılık ve hakimlik makamında. Çünkü en ufak bir şey, ben yakinen biliyorum, ben her gün adliyede ve karakolda olduğum için hı hı. o TV'nin yazı işleri müdürüyüm. ve hukuki olarak davalar da bana açılıyor. Yani hı hı. haberi yazan arkadaşın dışında bana da dava açılıyor. Ben de her gün sorumlu müdür olarak siz sorumlu de ifade ediyorum. ifade veriyorum ve evet. ben uzun yıllar adliyede çalıştığım için o işleyişi daha çok gördüm. Tabii ki bir hukuk, hukukçu kadar işin içinde değilim ama en azından işleyişin nasıl olduğunu gözlemleyebildim. Hı hı. Şimdi biz Nedim şener de çok iyi bilir. En ufak şeyde hemen e, biraz önce de onu konuştuk. Yakalama kararı, bu kuliste onu sohbetini yapıyorduk. Bir kere ifadeye gitmeyince hemen yakalama kararı çıkartabiliniyor. Zorla getirme kararı daha doğrusu. Hı hı. Yani hani polislere de diyor ki alın, getirin benim karşıma ben ifadesini alayım. Şimdi böyle bir ortamda e, kadına karşı şiddetin e, bu kadar yoğun olduğu dönemde e, neden biz kadınlarımızı koruyamıyoruz? Bu bir eksiklik. Bu eksikliği de e, hep şuna bağlıyorlar. İşte mesela en son yaşanan o e, şeyin e, iki tane genç kızın öldürülmesi olayında. İkbali Ayşe. Evet. Hı. Şimdi burada bir ailenin şikayeti yok. Şimdi ailenin şikayeti olmadığı için ne yazık ki kadına karşı şiddette bir şey yapılamıyor. Çünkü bir şikayet olmadığı için ne polis o şikayeti Kamu bilebiliyor, davasına dönüşmüyor mu? Ama öyle bir şikayet, şikayet olmadığı için e, polis. Ve savcılık şikayet konusu olmayan bir şeyi zaten araştıramaz ve buna ilişkin bir ceza uygulaması zaten yapamaz. En azından bir şikayet olması gerekiyor. Ama şöyle bir tartışma var. Şikayet edildikten sonra da şikayet eden edilen kişinin, işte kadınlar diyor ki bizim adresimiz açık gidiyor, telefon numaramız var, işte kimlik numaralarımız mevcut orada ve biz korunamıyoruz. Yani bu yasada bir şikayete konu olan işte derhal şu yapılmalıdır. Hemen uzaklaştırma kararı, kadın istese de istemese de hemen bir uzaklaştırma kararı verilebilir. Bu Fakat bir işlenen cinayetlerin büyük bir bölümü bu, uzaklaştırma kararı, kararı var. varken alınıyor. Demek ki uzaklaştırma evet. kararı da bir i̇kincisi işe yaramıyor. de İkincisi de hakkında şikayet edilen kişinin daha önce bir suçu varsa ki Sayın Cumhurbaşkanı ha. ona işaret etti. Aynen öyle, Tamam onu söyleyecektim. Önemli. Burada caydırıcı olan şey, ardarda arda işlenen suçlarda... E, hüküm verilmeden kişiyi tutuklayamıyorsunuz. Çünkü basit yaralamada tutuklama olmuyor. Hı. Veya basit bir trafik kazasında tutuklama olmuyor. Hatta ölümlü trafik kazasında bile bazen tutuklama olmuyor. Diyor ki e, yaya e, suçluydu, kusurluydu diyor ve orada bile tutuklama olmuyor. Ölümlü e, trafik kazalarında bile. Yani şimdi bunu ayırt etmek de e, kitaba yazılan kanunlarla olmaz. Burada savcının ve hakimin vicdanıyla alakalı bir durum. Şimdi beş kere adamın adamla ilgili uyuşturucu madde kullanmaktan, satmaktan sabıkası var veya soruşturması var. Bugün. Kadına kadına şiddetten soruşturması var, adam yaralamaktan soruşturması var, gaspdan, hırsızlıktan soruşturması var. Ama şöyle diyoruz yeterli delil yok bırakalım. Söylediğinizin e, e, tarihi açısından tam bugün işlenen cinayete hastane bahçesinde 22 kez uyuşturucu kullanmaktan e, kaydı olan bir e, adamdan bahsediyoruz. Karısını öldüren ve sonra kendi canını alan dediğinizin. En azından böyle aktarırsan... kişilerin daha e, tabii ki her kişinin başına bir, bir polis dikemeyiz, bir savcı tabii veremeyiz. Ki, Ama. Tabii ki veya adalet sisteminde her kişiyi hapse atsak ülkede hapishane her tarafa hapishane yapmamız lazım. O şeyi artırmamız lazım. Bu da mantıklı. Değil. Ama önce bir eğitim sistemimizle en baştan itibaren kültürel bakın sosyal medya bunlar hepsi birbirini tetikliyor. İşte insel dedikleri, işte Discord dedikleri, işte chat uygulaması, insel dedikleri bir işte şey sistem. Yani şimdi burada Instagram kapatılıyor, diyoruz ki ya işte diktatörlük bu, Instagram kapatılır mı? Ya, peki sokakta kadını katlederken adam videosunu çekiyor, döverken videosunu çekiyor ve bunu yayıyor. Biz mesela intihar haberlerini vermemeye çalışıyoruz. Hmm. Diyoruz ki intihar haberi vermek çünkü bir şey özendiricilik. oluyor, özendiricilik oluyor ve evet, diyoruz ki tabii. intihar haberlerini tabii. vermeyelim. Ha, tabii. Çok tabii. önemli bir şey değilse ki tabii. Bütün kanallar, gazeteler bunu yapıyordur muhakkak evet, veya Çocuğa karşı işlenen suçlarda daha hassas, davran hassas davranıyoruz. Tabii. Yani şimdi biz bunu önce kendimizden bakacağız. Bir medya mensupları. Biz evet bunun üstüne gideceğiz, tartışacağız, eleştireceğiz. Ama bizim de sorumluluklarımız var. Adalet biz, Bakanı mesela sosyal medyanın suça teşvik ettiğini söylüyor ki buna katılmamak mümkün değil. Sosyal çok, doğru, medya, çok doğru. Yani öyle bir ortam haline geldi ki. Işte TikTok, mi? Instagram, Oo. Facebook, işte Twitter. Şimdi yani evet. Twitter gazeteciler için bizim ben kendi açımızdan söylüyorum evet önemli bir haber kaynağı olabilir hı hı. oradan haberlerimizi kamuoyuna duyuruyor olabiliriz ama orada da suç işleniyor Instagram'da suç işleniyor ya her yer haberler yapıyoruz internet sitesi kurarak sahte diploma satıyorlar ve bunu o kadar yasal yapıyorlar ki şikayet var isimli şikayet var com <laughs> isimli siteye de ben sahte diploma aldım ama bu diplomamı doğru düzgün yapmamış diye de bir de şikayet ediyorlar. Hı hı. Şimdi adam sahte diploma almış bir de onu şikayet ediyor. Şimdi yani böyle bir toplumda ne yazık ki en baştan, en, en alttan eğitim, eğitimle bunu bir eğitim seferberliği bir de kültürel seferberlikle yapmamız lazım. Hı hı. Şimdi yine konuşacağız İsrail evet. konusunu belki konuşacağız ama mesela dinler arası diyalog. Geçen hafta da aynısını söylemiştim dinler arası diyalogla Siyonizmin işgalciliğini bir taraf edeceğiz. Masum olduğunu anlatmaya çalıştık yıllarca. Siyonizm gelsin, misyonerlik faaliyetini yapsın. İşte kültürel yozlaşma buradan başladı. Şimdi biz bunu, bunu önlemek için ne yapmamız lazım? Evet, hükümeti eleştireceğiz. Yanlışlar, eksikler var. Sayın Cumhurbaşkanı zaten eksikleri söyledi grup toplantısında. Yapılması evet. gerekeni de söyledi. Atılacak adamları da Sayın Adalet Bakan söyledi. Ama İçişleri Bakanlığımızın da hepsinin, Aile Bakanlığının da, işte Narin olayında, ya biz iki kilometrelik alanda bir ay boyunca bir kız çocuğunu bulamadık. Evet. Neden? Çünkü ne yazık ki tırnak içinde aşiret düzeni Aşiret düzenini orada yıkamadık. Sakladı. Yıkamadık aşiret düzenini. Orada cumhuriyeti kuramadık. Orada cumhuriyeti kuramadığımız için Narin'i iki kilometrelik alanda bir ay boyunca bulamadık. Bu kadar teknolojinin, her şeyin bu kadar büyük olduğu bir dönemde. Hı hı. Yani şimdi hepsi birbiriyle bağlantılı. O yüzden bizim burada hükümete, muhalefetiyle, iktidarıyla hep beraber hareket etmemiz lazım. Ve buna bu sistemi hep beraber değiştirmemiz lazım. Yoksa eleştirmek kolay. Biz eleştiriyoruz. Her gün eleştiririz. Yerden yere vururuz. Vuruyoruz da zaten. Vurduk da. Ama sadece eleştirmek olur mu? Elimizi taşın altına koymayacak mıyız? Bizim hatamız, bizim eksiğimiz yok mu? Hepimizin hatası var. Hepimizin eksiği var. Muhalefet olarak benim de eksiğim var diyecek Özgür Özel veya diğer muhalefet partisi. Liderleri, milletvekilleri, ama herkes suçu üstünden atıyor. Şimdi bu, bunun AK Parti hükümeti mi? Evet, 23 yıldır bu, bu, bu ülkeyi yönetiyor. Evet, suçu var, suçu var. Ama o suç aynı zamanda senin de var. O kutuplaşma'yı sen de yarattın. Tayyip Erdoğan kutuplaşma'yı yaratırken sen de karşı tarafa çıkıp kendi mahallinde Tayyip Erdoğan düşmanlığı yaparak oy topladın. Şimdi eğer Ve bir hala bir bunu yapıyorsa, e, yani o kutuplaştırmayı Özgür Özel gitti, bu, elini yani. uzattı. Değil mi? Elini uzattı. Türkiye'de bambaşka bir siyaset gördük. Şimdi bunu 15 yıl önce yapamaz mıydı Kemal Kemal Kılıçdaroğlu? Bir problem var, büyük bir problem var çünkü kamu düzenini, kamu güvenini özellikle kadın ve çocuklar diyoruz ama toplumumuzda her bir bireyin korunması ve kendini güvende hissetmesi aslında temel amacımız, temel desturumuz olmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan neşter vuracağız dedi. Bu konuyla ilgili önemli adımların atılması gerekiyor. Şimdi ben kendimi ülkemde çok şükür güvende hissediyorum dünyanın pek çok yerinde en demokratik ülkelerde de bu tarz olaylar oluyor ama tabii ki bizim ülkemizde olmasın. Bizim ülkemizde ard arda böyle haberler görmeyelim, izlemeyelim. Bir de tabii bir korku oluştu. Evet biz güvende hissediyoruz, hissediyorduk ama acaba bu güven sarsılıyor mu ee, gibi bir e, soru işareti oluştu. Bu konuyla ilgili bir komisyon kurulması da gündemde. Buyurun Sayın Metiner. Evet teşekkür ederim. Sen Cumhurbaşkanımızın dikkat çektiği hususlar çok <laughs> önemli. İki alana birden neşter atmamız gerekiyor ama ben Can e, Özçelik gibi düşünüyorum. Kültürel alana da, eğitim alanına da artık ciddi bir neşter atmamız gerekiyor. Hı hı. Adalet sistemimizi bence sil baştan yeniden revize etmemiz gerekiyor. Hiçbir kurumsal tahsuba girmeden bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü oradaki çürümeyi hep birlikte görebiliyoruz. Yani muhalefet bunu eleştirdiğinde iktidar katında olan bizler savunma mecburiyeti artık hissetmemeliyiz. ya. Yani. Eğer bu ülkede hala partimizin adı adalet, hükümetimizin adalet ve kalkınma hükümeti olduğu halde adaletten yana hukuktan yana bir sorun varsa bunu izah edilebilir bir yanı yok. Yani biz tekrar insanlara dönüp şunu söyleyemeyiz yani. Biz iktidara getirin, e, hukuk ve adalet alanındaki bütün reformları hayata geçirelim diyemeyiz yani. Biz iktidarı zaten. Sen Cumhurbaşkanımız bu anlamda çok anlamlı bir şey değildi. Evet yani bizim de gözümüzden kaçan bir e, yanlışlıklar silsilesi varsa bunlar düzeltmek de bize Hı. düşer aynı şekilde emniyet alanında emniyet güçleri de. E, hemen bakalım e, siz de söylediniz e, Sayın Cumhurbaşkanı önemli şeylere e, değindi dediniz e, bir nelere değinmiş e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onun üzerinden e, Sayın Metinere bir kez daha söz verelim ceza infaz hükümleri değişecek suç kaydı olanlar Tutuklu, yargılanacak, sistemde tıkanıklık varsa neşteri vuracağız diyor. Cezasızlık algısını ortadan kaldıracağız. Şimdi evet öyle bir algı oluşmuş durumda ki ben adamı da öldürürüm. Ben adamı öldürüp yurt dışına da kaçarım. Ben işte uyuşturucu da saç, saç, satarım. Ben gençleri tuzağa da düşürürüm. Ben istediğim kadar hızlı yaya geçidinde e, yayaya da vururum. Nasılsa ceza almıyorum ya da işte 2-3 senece yatar çıkarım. Bu algının ortadan kalkması Kesinlikle. gerekiyor. Buyurun Kesinlikle. Sayın Metiner. Yani buradaki bence en nirengi söz şudur. Sorunları çözmek boynumuzun burcudur. Sorunları öteleyemeyiz. İktidardayız diye sorunları öteleyemeyiz. Yani hukuk alanında, adalet alanında çok yoğun sistematik bir takım şikayetler varsa biz bunu görmezlikten gelemeyiz. Kendi iktidarımızı kurmak, kullanmak adına Cumhurbaşkanımız dediği şey bu aslında bir büyük liderin söylemesi gereken ki bu sen Cumhurbaşkanımıza özgü bir hasrettir. Belediyelerimize yönelik de iktidarımıza yönelik olarak da gerektiğinde her seferinde öz eleştiri yapmıştır. Hı hı. Bizim boynumuzun borcudur bu. Bu ülkede adaletsizliğe izin veremeyiz, hukuksuzluğa izin veremeyiz, haksızlığa izin veremeyiz. Evet. Bir de buna yol açan sebepleri de ortadan kaldırmak bizim boynumuzun burcudur. Yani suçluyu sadece e, kişiden ve eyleminden ibaret e, göremeyiz biz. Suça teşvik eden unsurları da ortadan kaldırmamız gerekiyor. Hı hı. Yani bataklık kurutulmadan siz sivrisineklerle mücadele ederseniz sorunu çözmüş olmazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dikkat çektiği şey bu. Yani sorunları kökünden... ...kurutmamız gerekiyor. Şimdi burada bakın sosyal medya çok önemli bir... öyle kimse özgürlük... ...mavalı okumasın bize yani. Hakikaten evet. artık... ...can sıkıntısı düzeyinde... ...bir özgürlük... ...masalı yutturmaya çalışıyorlar. Hı hı. Böyle bir özgürlük anlayışı yok. İki... ...yani sosyal medyada siz her şey ...yapamazsınız. Takipsiz, kontrolsüz bir sosyal medya. Hı hı. Bu suçlarla... ...ilgili olarak değil... Aynı zamanda haysiyet cellatlığı, itibar soykastleri anlamında da çok ciddi suç unsurları var. Yani insandaki güven duygusunu ortadan kaldıran, insanlık duygularını ortadan kaldıran bir e, çöp yayınla karşı karşıyayız. Ya yani bir kafa oraya oturtan, bir hesap açan, herkes hakkında her şey yazabiliyor, çizebiliyor. Evet. Böyle, böyle bir şey olmaz. Bu, bu özgürlük değil, bu başka bir şey. Bunu kökünden kurutmak lazım. İki, bu sosyal medya mecralarına çok ayrıntılı girmek istemiyorum. Bu bir takım spice odalar mı diyorlar? Ne gavurcasını hmm. çok fazla bilmiyorum. Telefonda zorlanabilirim, Başlayınız. bağışlayınız. Evet. Ee, yani oradaki yayınlar kesinlikle engellenmeli. Böyle özgürlüğün canı cehenneme. Bizi yozlaştıran, bizi biz olmaktan çıkartan, bizi birbirimizin katiline dönüştüren... Ah Mehmet Bey, hiçbir özgürlük mümkün değil onları. Hayır, Mümkün değil, inanın e, farklı yollardan e, yapacağız bunu, söz yapacağız. Oluyor. İki, bakınız televizyon Yeter yayınları, bu, televizyon yayınları acilen. <laughs> e, sabah kuşakları dediğimiz o kuşaklar, <laughs> orada yapılan tartışmalar, orada yapılan kavgalar, ayıp ötesi şeyler bunlar ya. Rezaletin dibi yani, rezaletin dibi ya böyle bir özgürlük olmaz. Yani reyting kaygısıyla e, daha çok para kazanacak kazanıyoruz kaygısıyla siz bu tür programları e, Türk milletinin aile yapısını, değerlerini ortadan kaldıracak, güvensizlikleri çoğaltacak, <laughs> e, bir sürü başka yanlışlıkları böyle boca edecek e, şey yapamazsınız, yayın yapamazsınız. Bu özgürlük değil. Kendi iktidarımız döneminde bu, bu tür şeylere izin vermediğimiz zaman birileri bizi özgürlükleri kısıtlamakla suçlayacaksa bence biz artık bu eleştirileri gösterebilecek cesareti göstermeliyiz yani. Şiddetle ve hiddetle karşıyım. Bakınız Bediüzzaman Said Nursi'nin çok anlamlı bir sözü vardır. Diyor ki safi zihinleri idlal en büyük kötülük. Aklınıza hiçbir zaman belki gelmeyecek, getirilemeyecek olan şeyi getiriyor. Onu normalleştiriyor bir şey. Hı hı. Yani herhangi bir şeyi normalleştiriyor. Yani herhangi bir şey derken adını koymak istemediğim için e, normalleştiriyor, giderek normalleştiriyor. Yani hatta e, sen onu eleştirdiğin andan itibaren sanki normalin ötesine çıkmışsın gibi algılanıyor. Yani sen bir, ben bir ek yapayım orada. <laughs> Mesela Buyurun. Nobel edebiyat ödülünü alan e, yazar. Orhan kitabında Tanrı yok yok, yok bu, bu, bir, yıl, bu yıl ha, bu yıl Alan Yazar. Kitabında işte en ensest ilişki, işte çarpık ilişkiler, sapık ilişkiler. Şimdi dünya bunu yaymak istiyor. Instagram'da, TikTok'ta, orada, burada yani o bu yüzden o kültürel değişimi bizim muhakkak yapmamız lazım. Kesinlikle. Netflix'te ya biz de mecburen izliyoruz. Yani şu keşke ismi vermeseydim yani bir takım şüpheler. Ben izledim. Ee, bir takım filmler izliyorsunuz. bir Çok da anlamlı, çok değerli diziler var. bu tarz olmayan ama film neredeyse yok. Bir bakıyorsunuz ya ki, zaten bir bakıyorsunuz. Yapmıyorlar, yapıma illa para vermiyor yapım. zaten. Hayır bir ya bakıyorsunuz evet. hemen Değişim bir yere... risk olacak, ona para yoksa ki. vermiyor para. Yani bu hayatın bir gerçekliği olabilir. Ya kimsenin özel hayatına karışmak evet. gibi bir dert değil bu. bu değil, Ama bakıyoruz. empoze etmek ve bunun e, ayyuka çıkarılması ve bundan... Sadece bir cinsel yönelimle ultra ve ekstra para kazanılacağını gençlerin düşünmesi bizi başka bir noktaya götürebilir. Yani suça teşvik alanlarını ortadan kaldırmak bence e, özgürlükle alakalı bir şey değil. Tam da aslında özgürlük çünkü bilinciniz gidiyor, beyniniz gidiyor, yüreğiniz gidiyor yani. Hmm. Siz bir başka şeye dönüştürülüyorsunuz zaten o bir morfin gibi bir şey Evet, bir maalesef. başka şeye dönüşüyorsunuz o tür şeylerle. Onun için ben eee Hz. Ömer dönemindeki bir olaya, Hz. Ömer'in yaklaşımının e, eğer laikliğe hala aykırı kabul edilmeyecekse, hala öyle bir laikist anlayışımız yoksa esas alınması gerektiğini salık veriyorum. Nedir? Bir hırsızlık suçu işleniyor. Hz. Ömer diyor ki, kendini kesmeden önce benim yönettiğim bir memlekette insanlar nasıl hırsızlık yapabiliyor ya? Hı. Nasıl yapabiliyor kardeşim? Buna yol Niye? açan sebeplerden Niye biz yapıyorsun? bizden kaynaklıysa aç bırakmışsak, açıkta bırakmışsak bunu yapmak zorunda bırakmışsak Hı -hı. bu kabahat bizimdir diyor. Önce suçu suça iten sebepler ortadan kaldıracaksınız diyor. Ha bu tabi hırsızın elinin kesilmeyeceği anlamına gelmez ama yani hırsızın elini kesmeden önce onu o fiile iten unsurları lazım. <laughs> <iten yoktazım. gülüyor> Bir ikincisi bu senden kaynaklıysa. Sen sadece sonuca bakarak suçluyu şey yapamazsın. Evet. Buradaki sistemi çok doğru oturtmamız lazım. Bakınız kültürel yozlaşma çok önemli. Bak burada şu an Hazreti Ömer'den örnek verdim ya laiklik elden gider. Yani 20 sene önce olsaydı laiklik gelden giderdi. Olur mu öyle şey? Ama yok. Hayır hayır. çok yaşadık bunu öyle değil mi? Ya peygamber Müslümanın derken halifesi... bile peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dediğin zaman bile ha ya olmaz ki Neyse, ya bu, onlar ya eski eskide oraya, kaldı artık onu. Ama yani işte bak bu, bunu konuşurken bile ben bile Hazreti Ömer'in adaletinden bahsederken hatta bu, bu adalet anlayışının bu adalet doğ, doğru adalet anlayışı Çok, bu zaten hayır, o, o hayır, sistemi hayır, yok etme biz Anayasamıza, devlet düzenimize yedirelim bu adalet doğru, anlayışını. Doğru. Eğitim sistemimize doğru. yedirelim diye önerdiğim andan itibaren layık eğitim böyle olmaz diyen bir sürü çevreyle Çevre Yapma itirazıyla oluyordur. karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani bizi biz yapan değerlerimizi salık verdiğimiz andan itibaren e, bunu sanki düşman gibi gören bir şey var. Bakınız batıdaki bütün yozlaşmalar aynen taşınıyor. Ve her şeye rağmen, bak iştenlikle söylüyorum, batıyı bilen defalarca gidip gelen, hala gidip gelen insanlar olarak Londra'nın birçok semtine belli bir saatten sonra giremezsiniz bile. Avrupa'nın başkentlerinde belli saatlerden sonra... Amerika'da, Londra'da, şimdi, Paris'te... Ama Türkiye öyle değil. Bakınız ben dün Van'dan geldim. Ama öyle mi oluyor acaba diye bir endişe var. Bakınız ben için. dün Van'dan geldim. Aziz Van şehrimizden geldim. Hakkari'de de gidin. Belli saatlere kadar insanlar özgürce dolaşabiliyorlar. Bu hiçbir suç olmadığı anlamına gelmiyor ama... Batıdaki bütün suçların, bütün ilişkilerin özgürlük adı altında buraya birebir taşınması ve bunu engellemeye kalkıştığınızda da birilerinin özgürlük alanda müdahale edildiğini varsayması ve de sizi suçlaması kabul edilebilir bir şey değil. Onun için Sayın evet. Cumhurbaşkanımızın dediği şey doğrudur, ama bir tür sadece, yapacağız. Sadece sonuç odaklı, sadece ve yalnızca suçluyu cezalandırmak. Evet sonuna kadar. Bu yapılmalı, o cezasızlık algısı kesinlikle ortadan kaldırılmalı. Ee, o, o konuda aynen. Diğer bir husus yeni bir kültür anlayışı, yeni bir adalet anlayışı, yeni bir eğitim seferberliğine ihtiyaç var. Evet. Bu toprakları asıl tutan değerleri yeniden diriltecek. Bizi, biz yapan değerleri, olacak. bizi birbirimize saygılı kılan değerleri, ee, bir karıncayı incittiğimizde bile Yüreğimizin burkulduğu eski anlayışımıza dönmemiz lazım. Şimdi sanki yavaş yavaş o anlayışa dönüyoruz gibi hissediyorum toplumda bir ekstra hassasiyet oluşmuş durumda. Ee, Sayın Nedim Şevnere e, şimdi söz vereceğim Sayın Havuçadan önce ama e, ufak bir olay anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde başıma gelen bir olaydan bahsediyorum. Bir site çığlıklar, kıyametler bir beyefendi kızının saçından yakaladığı gibi sokakta sürüklüyor bir sitenin içinde. Oradan geçenler arabalarından indiler, motosikletlerinden indiler. Ne oluyor diye. E, meğerse babasıymış. Baba kızı evden kaçıyor. Genç de bir kız olabilir. Baba kızı tutuyor ve eve doğru sürüklüyor. Öyle bir hassasiyet oluşmuş durumda ki bakın polis çağrıldı. Özel ve son derece lüks bir siteden bahsediyorum. Polis eve gitti. Kızın güvenli olduğundan, güvende olduğundan. Asayişin Berkemal olduğundan emin oldu. Oradaki halk size yemin ederim bir saat boyunca adımını atmadı o kızdan gelecek iyi haber gelene kadar çok iyi. gitmeyeceğiz diyorlar. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki böyle bir e, gündem söz konusu. Hep böyle devam etsin çünkü haberlerde hep ne izledik? İşte kadın zavallıcık dövülüyor ya da silah <laughs> doğrultulmuş. Herkes korkuyor. Aman ben dokunmayın bana da bir şey olmasın diye. Sayın Nedim Şener. Şimdi ceza infaz yasalarımızın yeniden düzenlenmesi, ceza infazının oluşması, halka aktarılması, hayata geçirilmesi, bunlar şu anda çok ihtiyacımız olan şeyler. Belki de bazı değişiklikler. Buyurun. Şimdi sizin hassasiyet diye anlattığınız şey aslında korku ve travma topluma yayılmış olan. Bu Anlattığınız güzel şey önemli erdemli bir tepki ama e, bu süreçler böyle yönetilmemesi lazım. Niye? E, ortada bir ister babanın kıza dahi bir şiddeti varsa yasayı uygulayanlar buna müdahale etmedi. Öbür türlü e, oraya gelen insanların niyeti çok iyiymiş kızı korumak amaçlı bunun tam tersi haklı veya haksız kitleler kendi adaletini sağlamaya kalktığında bir de bakarsınız ortaya çıkan sonuçta Çok dersiniz ki Aa, o meğer o değilmiş de buymuş. Devlet niye var? Büyük tehlike. Yasalar niye var? Mahkemeler niye var? Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın söylediği en son cümle var ya asıl asıl üzerine durması gereken şey o. Cezasızlık algısı. Evet. Şimdi ben oylum talıyor yan baktım. Allah korusun biri sizi el kaldırmaya Aklından bile geçiremeyecek. Neden? Korkusak. Nasıl olur bu? Tabii. Şimdi ben bazen trafikte giderken veya herhangi günlük bir hayatta birisine karşı e, size bir hata yaptığını düşündüğünüz, haksız doğurduğunuz bir anda içinizden geçen duyguları eyleme dönüştürseniz belki eve varamadan e, yıllarca cezaevinde kalırsınız. Hapse Onu, Ya şunu da öldür, yani adamı öldürmek Tabii. istiyorum falan yani mesela. Tabii. Allah korusun değil mi? Ya yani böyle tabii, tabii, bir belaya tabii. ya da sizin dışınızda adam size aynısını yapabilir. Tabii. Şimdi iş en kötüsü buraya doğru gidiyor. Sokakta da adalet böyle sağlanmaya çalışıyor, sosyal medyada da. Neden böyle kaynaklanıyor? Ee, çünkü bak yine teşhis doğru. Emniyette neşter, yargıya neşter. Sorunları görüyorlar. Yani sorunları tesis etmişler ve o orada da e, Neşter bulması iki alan. İçine bak, mesela şöyle, e, yine bir tane madde var. Suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak. Hep şaşırtmıyor mu bize? Bakın orada şöyle bir teşhis var alt metni, şöyle okuyun. Adam birinci esrar satmış, esrar kullanmış, bırakmışlar. Çünkü esrar kullanmanın cezası yok. Onu her kullanıcı sokakta satıcı haline de dönüştürülüyor bu şebekeler tarafından. Hı hı. Satıcılığa başlamış, hı hı. bırakmışlar, bırakmışlar. Ondan sonra ikinci satıcı, üçüncü satıcı olmuş, af çıkmış, bırakmışlar. Kafa iyiyken hırsızlık yapmış, gaz yapmış, çünkü artık mesleğe haline dönüşmüş, bırakmışlar. Hı hı. Şimdi o bile 26-80 suç kaydı olan kişi ne, ne biliyor? Abi ne olursa olsun, bırakacaklar nasıl olsa. Bitti, bu kışı burada geçiririm en fazla. Ben cezaevindeyken bunu bizzat yaşıyordum yani. Adi suçlarla yan yana geldiğimiz zaman... Abi işte ben şöyle şöyle böyle böyle ya da mesela saçımızı kesen berber Hı. ama aynı zamanda narkotikten girmiş tamam mı? Anlatıyor yani nasıl olduğunu. Abi ben geçen sefer de şuradaydım buradaydım Hı. falan diye hep saçımızı tıraş ediyoruz, sohbet ediyoruz falan. Siz de yani. şoktan şoka. Yo hayır. Hayatın oradaki gerçeği. Nar, nar, infaz koruma memurlarıyla konuşun size bunun gibi hikayelerin çoğunu anlatsınlar hepsini tanıyorlar. Hı. Ama mesele ne biliyor musunuz? Fiziki imkansızlıklar. Ya şöyle, 15 Yer Temmuz, olmaması mı yani? 15'te bir, bir bakın. Fizik imkansızlara kastım yargıdan başlayarak, e, infaz sürecini de kapsıyor. 15 Temmuz darbe yani bu FETÖ darbe girişimi yani daha doğrusu FETÖ'cülerin bu devlete verdiği zararı herhalde e, çok kimse veremedi. 13.000 civarında hakim savcı vardı. Bunun 4.000 civarı, 4.000'den fazla 5.000'e yakını biliyorsunuz kimi evet. kaçtı, kimi firar etti, ihraç edildi. Öyle. 8'e düştü rakam, 7-8 bin kişiye düştü ki bunun zaten yarısından belki daha fazlası idari kadrolar. Hakim savcınız bile kalmadı. O günden sonra çok hızlı bir şekilde yargıda avukatlardan veya eski şey, mensuplarından sonra işte hukuk fakültelerine mezun olanlarla rakam tamamlandı. Bildiğim kadarıyla 25 bin civarında, 23 bin, 25 bin civarında hakim savcı var. Yine bunun 10 bin civarını şey yapın, idari kadrolara koyun bakanlıklar, merkez teşkilatları. Geri kalanın e ee, 5000'den fazlası bakın şöyle bir şey. Şu an beni birçok mahkemede davamız var. Yani can da söyleyecektir. Benim yarı yaşım olmayan hakim beni yargılıyor mesela. Mesleki tecrübesi 3 4 yıl değil. Ama hem de önemli davada yargılıyor tamam mı? Yani şimdi onun hangi tecrübeyle bütün kanunlara hakim olması ve bir sürü hatalı kararlar çıkıyor. Bugün kamuoyunda hani sarsıcı kararlar böyle. Mesela geçen gün eee önemli mi sizce efendim? yaşın bir önemi var mı Tabii herhangi tecrübe, bir tecrübe. Hani, Bakın yine Adalet Bakanlığı bir uygulamaya başlattı. Hakim ve savcı yardımcılıkları ihdas etti. Niye? O tecrübe Orada kazansın. Tecrübe önemli. Ama yani, eğer oraya atandıysa zaten o tecrübeye haiz yani, diye atanıyor olmaması mı şey lazım? Şey gibi düşünün. Basın meslek yüksek okulundan çıkanı siz hemen yazı işlerine müdürü yapabilir misiniz? Yok yapamazsınız. Tecrübe değil mi? Bilik Tabii. Oluyor. Yani belli zaman geçmesi geçecek. gerek. Dolayısıyla şeyde Adalet Bakanı da bu şeyi gördüğü zaman içinde. Şimdi daha oturarak sistem oraya götürüyor. Bakın geçen gün kızımıza Beyoğlu'nda sabaha karşı e, saldıran iki tane tip. Şimdi çok Kızımız bu, bakadan, şikayetçi olmadı bu arada biliyor musunuz? Korkudan. Bir korkudan. Nasıl olabilir? Korkuda. Adamların yüzüne bakıyorsun ben de şikayetçi olmaya korkarım. Evet. Bu yamyam yam diyeceksin adam şey ha, savcının, savcının önüne gittiyseniz ya bunlar zaten narkotikten de şundan da bundan da tutulmuş. Bunlar Hı. da suç makinesi çıktı falan. Maalesef. Aman savcım ben şikayetçi Hı. değilim gözünü seveyim beni bırakın. Ne haliniz varsa görün der kız gider. İşte kanun bak kanun o iki yam yamyama o iki yamyama bir kıza dokunmak değil, saldırmak değil, yan bakmanın hayatını karartmayı getireceğini gösterecek ki yasa öyle uygulanacak ki Mesela bakın. Kaç tane cinsel tacizden suçu örnek var? örnek verirler hep. Kanunun e, üst, e, uygulanması bakımından. Singapur örnek verirler. Diyorlar ki git bir yere tükür. Veya yere bir ciklet Yani 4 bin, 5 bin dolarlar hapis cezaları. Tabii. Ya şeyde mesela Katar'la örnek vermişler. <laughs> Kırmızı işte geçmek ister Katar vatandaşı olun ister 2500 dolar. Kimse geçmiyormuş. Geç. Geçmiyor geçmiyormuş gelesin. abi. <laughs> Bak doğru. Mesela biliyor musun? Bir devlet yasa önemli olan yasanın çetin e, şey can söyledi. Yasanın e, yüksek ceza öngörmesi değil. Onu etkili uygulayacaksın. Çok doğru. Etkili uygulayacaksın kardeşim. Öyle adamı istisnasız uygula. Tabii tabii. tabii. Hiç, ya ben Bak, yani bakın, bize, ben bileceğim, biz bir bile içimizden bazen suç işlemek gelmiyor mu Demden örnek verdim, kendi kişisel adaletimizi sağlamak adına. Ama ben ne yapıyorum? Aman diyorum, hakkım olan şeyden bile geri durmak zorunda Haklı olduğum yerde bile geri durmak istiyorum. Çünkü haklı i̇şte olduğum bu. anda bile karşıya vereceğim zararın bana da zarar doğuracağını Doğru. bu yasa karşısında biliyorum. Beni koruyacak hiçbir mekanizmanın olmadığını biliyorum. Şimdi bu algıyı, bakın bu algıyı... Her yönüyle değiştirmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı söylediği o algı cezasızlık algısını kaldırmak için. Şimdi hadım meselesi. Mesela Hı. ya da bugünkü örnek. geleceğiz. Tamam, bu örne bugünkü örnek vardı. Şöyle bir Hastane ekstrem örnekler peki. var kendisini öldürmeyi göze almış bir katil işlediği suç artık bu çok ekstrem şey. Bunu yasalarla sosyolojiyle falan. Bu ayrı bir hastalık, evet. başka bir cin cin cinaye hal, başka evet. bir durum. Evet. Biz önlenebilecek suçları. Yani bakın daha polise şöyle. Olay polisiyeye dönüşmeden, olay sizin verdiğiniz örnekte olduğu gibi baba, babanın o kız çocuğuna onu yapma hakkı var mı? Yok. Hepimiz, ya, içimizden geçer. Ya işte engellemenin başka yolu. O oraya gelene kadar o baba hangi hataları yaptı? Ona bakacaksın. Evet. Hangi biyoloji kurum kurmak? Ona bakacaksın. O adamın gibi, başından kim saçından? Hazreti Ömer'in adaleti. Yani o babanın başından saçından kim sürükleyecek yerlerde? Sen? Bir şey söyleyebilir miyim dedim Şimdi somut örnek vermeyeceğim ama iki şey çok önemli. Cumhurbaşkanımız değindiği için bence Adalet Bakanımız tanıyorum kendisini. Namık da tanır beraber aynı dönemlerde mecliste çalıştık. Çok hukuk şey çok iyidir. Nosyon olarak da, tecrübe olarak da, kişi olarak da bu konuda duyarlı olduğunu bildiğimiz için. Bakınız bir arkadaşımın evine birisi gitti oturdu. Boş. Nasıl oturdu? Oturdu. Evin, evin. Evin Diyelim ki boş gitti oturdu. Bil ya. Bilerek mi oturdu bilmeyerek ya, mi? Oturdu girdi yerleşti. Oh. ki evde oturuyor. Çıkaramıyorsunuz. Üç yıldır mahkeme ya. devam ediyor. Bakınız evet. örneğin <laughs> şehrin adını vermeyeceğim. Bak ben kendim yaşadığım için biliyorum. Evet, evet. Üç yıldır Hepimiz devam, devam ediyor. Bakınız. Yurt, var var yurt dışında yaşayanların evine gidip oturuyorlar böyle. Üç yıldır devam ediyor. Bakınız bizzat... Hı -hı kendi gözlerimle kendim de tanıklık ettiğim için biliyorum. Üç yıldır devam ediyor. Tapusu yok. Kira kontratı yok. Hakkı yok. Hiçbir hakkı yok. Elektrik ama, yok ama, ama mı? Elektrik. Bir takım iddialar. Bakınız elektrik bağlayabiliyor başka isimler üzerine neyse. Bakınız. Siz diyor ki ben en az bu mahkeme bir 3 yıl daha devam ederdi. Diyelim evet. ki mahkeme şey yaptı, ben istinafa giderim. İstinaf zaten... Bu 3 yılda da kim öyle kim şimdi kala? Düşününüz ki sizin Yarkı bir eviniz var zaten. <laughs> ve evinize gittiğinizde, boş evinizde birinin oturduğunu evet. görüyorsunuz. Ve bunu çıkarabilmek için 6 yıl mahkemelerle uğraşıyoruz. Bu arada evinizde oturan o haksız kişiye müdahale ederseniz siz suçlu oluyorsunuz. Basınla ilgili galiba. bir örnek vereyim Sayın Adalet Bakanımıza. Programdan ha, Sayın Adalet Bakanı demişken e, Mehmet Metiner lütfen bir virgül koyalım. Sayın Adalet Bakanımızın e, bu konuyla ilgili ha. söyledikleri var. E, tekrar size söz vereceğim ama. Hazır Adalet Bakanımıza gelmişken infaz yasası değişiyor mu başlığıyla? Bakın ihal indirimi yeniden tartışmalı. Aman ne kadar dar güzel, şu kravat e, taktın mahkemedeki halin çok iyiydi şu kadar indirdim. Bu kamuoyu vicdanını yaralıyor. Adalet sistemimize, güvenimizi azaltıyor. Denetimli serbestlik de eleştiri konusu. Çok doğru. Toplumu suçtan korumalıyız. Altı çizilesi cezalar caydırıcı olmalı sayın Yılmaz Sunç ne güzel söylemişsiniz. Tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var. Burada da sayın Nedim Şener az önce söylüyordu. Hadım, hadım edilmek, kimyasal hadım var. Kastratoların o eski sistem tabii değil artık. Kimyasal hadımdan bahsediyoruz ama sayın Havutçaya sizin bir kelimeyle tabii toparlamanızı rica da. edeceğim sonra sayın ee, Havutçaya. Şimdi bakın bir vereceğiz. internet sitesi. Şey. Diyelim ki Nedim Şener hakkında bir yazı yazıyor. Yanlış doğru eleştiriyor. Nedim Şener mahkemeye gidiyor. Bir hakim de diyor ki bu yazıyı kaldırın. Diyebilir mi? Diyebilir. Aslı yazının içerik kaldırmayı da gerektiren bir içerik değil. Ben okuduğum için biliyorum. Diyelim ki kaldırdı. Şimdi bunu kaldırdığına dair... E, mantar tebliğ... gibi başkaları alıyor. Hayır, hayır, Bunu kaldıracak? kaldırdığına dair bir tebliğ göndermesi lazım önce değil mi? Bakınız kardeş bu yazı, kaldırın bunu. Ve de bu ya, sırf bu haberin o yazının erişimine engelle. Yazı gönderilmiyor. Üç gün geçiyor, dört gün geçiyor. Sonra yeni bir karar veriyor. Diyor ki, sizin bu yapılan tebliğ üzerine yazıyı kaldırmadınız, haber erişimi kaldırmadığınız için topyekun sitenin erişimine engelle. <laughs> Ama tebliğ yok bu arada. Ortada tebliğ yok. Nereye gönderilmiş? bu te Şimdi bakınız. Medya Radar'ın başına geleni mi söylüyorsunuz? Yok yo ben işte. isim vermeyeceğim. Bu başka bir şey. İsim vermeyeceğim. E, sen bakanımızla bunu ileteceğim. Bu hukuk sisteminde vatandaşın Biz, adalet... Bizim başımıza geldi ya. Dört, yani, dört yıl kapalı kaldı. diyelim ki Nedim Şener'in siyasi gücü varsa, nüfuzu varsa o hakim de Nedim Şener'i memnun etmek için böyle bir karar alıyorsa bu topyekun iktidarımıza yöneltilmiş vatandaşlarımızın iktidara duyduğu adalet güveni sarsacak bir şeydi. Bir hakimin bir kararı birine yaranmak için yapmış olduğu bir davranışı topyekün evet. benim hükümetimi yaralıyor ve aynı zamanda vatandaşımın adalet duygusu. Yalnız ben Metin kendimi Metin Bey, bizim bir şey yapayım yapacağız. bir dakika. bizim başımıza Metin geldi. gücü olmadığını <laughs> anlayabilirsiniz. Bana da bir e, benim hakkımdaki bir şikayet nedeniyle tebligat yapılmadan zorla getirme kararı almışlar. E, savcılıktan ve karakoldaki arkadaşlarla Allah'tan bir telepatimiz var, yani iletişimimiz var. Abi böyle böyle ne yapalım, gelip alalım mı seni? Yok ben gelirim falan böyle <laughs> yani öyle yani. Bu dediğinizin yok yani. aynısını Oda TV yaşadı. Bakın bir haberden dolayı erişim engellenmesi gerekirken, erişim engeli karar alınır, o erişim kaldırılır ve biter. Bizim sitemiz kapatıldı. Bir mahkeme kararıyla, bir mahkeme. Size tebliğ edildi mi o mahkeme kararı? Şöyle tebliğ edildi site kapatıldıktan edildi. sonra edildi. Kapatıldı site. Ondan sonra, <laughs> sonra, <diyor>. sonra <gülüyor> edildi. haber olsun diye. 4 yıl ve 4 <laughs> yıl boyunca 4 çok özür dilerim. Oda da 4.com diye acı yayın haberler yapıyor 4 yıl boyunca açtırmak için yap, yani gitmediğimiz mahkeme, başvurmadığımız avukat, hukukçu kalmadı. En son Anayasa Mahkemesine gittik. Allah'tan 4 yıl sonunda Anayasa Mahkemesi bir karar verdi de Bizim yanımızda 3-5 tane de site de vardı. Şimdi, Onlarla beraber açıldık. Ama biz bile bakın bırakın sıradan vatandaşı. ya Oda TV Türkiye'nin en çok tıklanan haber sitelerinden biri bile 4 yıl boyunca derdini anlatamadı bu hukuk sistemine. Peki siz bu arada başka uzantılarla yayın hayatınıza devam ettiniz. Yaptık ettin. Oda TV 4.com ile yayın yaptık. Buyurun. Az önce bakın ben e, yani. affınıza sığınarak... E, yüksek lisans tezime bu tarz yasaklar üzerine yaptım ve çok geniş bir araştırma yaptım yüksek lisans tezim için. Acaba yasaklama yapılır mı, yapılmaz mı? Geçmiş olsun. Yeah. İmkan yok yasaklamaya çünkü internet size bambaşka evet, e, size ortamlar sağlıyor. Onun için az önce dedim ya ah mümkün değil Mehmet Bey diye bundan bahsediyordum. Şimdi bütün bu e, konuşmaları dinledik, duyduk efendim Sayın Havutça. Evet. Hoş geldiniz tekrar. Ha, Kısa bir aranın ve ardından ve sizi diye. <laughs> evet, evet. Evet, sizi sormayı. tekrar aramıza e, e, aldık. Tabii ben de bütün iyi. söz sizin efendim. Güzelce dinlediniz, Çok notlarınızı ederim. aldınız, Çok gördüm. Lütfen notlarınızı bizimle paylaşınız. Çok teşekkür ederim. Ee, buradan bizi dinleyen yurttaşlarımıza ben de sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ayrıca bugün e, 10 10 e, Dünya Balıkesirliler Günü. Ee, buradan Balıkesirli <laughs> hemşerilerime, Dünya balıkesirler <laughs> gününde, 10-10-2019. Balık sevgiler, saygılar, ee, güzel balık Dünya balıkesirler gününde Balıkesirli hemşerilerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Oylumanın biz Balıkesir'i şöyle tanımlarız. Balıkesir toprakları Kurtuluş Savaşı'nın özeti gibidir. İlk kurşun işgale karşı Ayvalık'ta, son kurşun da bütün o Sakarya Meydan Muharebesi, Kocatepe, Dumlupınar, İzmir'in kurtuluşu ve bandırma Yıldız sepete atılmıştır. O sebeple Balıkesir topraklarını biz e, Türkiye Kurtuluş Savaşı'nın özeti olarak tanımlarız. Bunu söylemek istedim. Tabii bugün aynı zamanda 10 Ekim başka bir şeyin de e yıldönümü. Mustafa Kemal'in değil mi? Minbere çıkıp e Evet, e Paşa Komüşman Paşa Camisi var Balıkesir'de yani. meşhur. Atatürk'ün minberde eee hutbe okuduğu, tek, anlattığı tek yerdir Balıkesir. Bu anlamda da hani dedi ya Leik laik antileik bence burada Leiklik antileik değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, toplumumuzun huzuru, vatandaşımızın mutluluğunu esas almak lazım. Hı -hı. Şimdi müsaade ederseniz ben tabii arkadaşlarımızı çok dikkatle dinledim. Notlar da aldım. Hı -hı. Şimdi bir tarihi hatırlatmak istiyorum. 3 Kasım 2002 Türkiye Cumhuriyeti AK Parti iktidarıyla tanışıyor. Tam 22 yıl geçmiş. Şimdi az önce dediniz ya, değerli konuşmacı arkadaşım da dedi ya, evet siyaset toplumsal sorunları çözmek için vardır siyaset kurumu. Cumhuriyet Halk Partisi bunun için var. Adalet ve Kalkınma Partisi de bunun için var. Ve anayasamızda da tanımlanmış olarak siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlar olarak tanımlanır. Yani siyaset kurumu dünyada siyasal sistemler içerisinde siyaset kurumunun siyasal partilerin görevi toplumun sorunlarına çözüm bulmaktır. Sorun burada. Şimdi bunu tespit ederim. İkincisi, eee Türkiye'nin toplumsal yapısını düzenleyen kurallar neler? Birincisi biz bunları lise müfredat programlarında çocuklara okuturuz. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde de anayasa hukuku derslerinin temel kavramlarıdır bunlar. Hı hı. Türkiye bir hukuk devletidir. O zaman hukuk devletini nasıl tanımlayacağız? Hukuk devletinin özü adaleti sağlamasına dayanır. Peki hukukun normları neler? Toplumda barışı, huzuru, özgürlükleri sağlayacak normlar neler? Birincisi anayasa. İkincisi yasama, yürütme, yargı arasında devlet erkleri arasında devlet egemen gücünü kullanırken yasamanın yetkisi, yargının yetkisi, yürütmenin yetkisi neler? Şimdi arkadaşımız dedi ya, evet ben de Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet olarak en az iktidar kadar kendimi toplumun sorunları çözmede görevli hissederim, sorumlu hissederim. Ama yetkim ne? Şimdi yetki meselesine geldiğimizde o takdirde dönüyoruz, Adalet Bakanı'na bakıyoruz. Dönüyoruz, İçişleri Bakanı'na bakıyoruz. Bakın bugün aynı zamanda Oylum Hanım, 10 Ekim Gar katliamının yıl dönümü. 104 vatandaşımızın, yurttaşımızın iki bagaj dolusu patlayıcıyla katledildiği 105 insanımızı kaybettiğimiz günün de yıl dönümü. Şimdi şuna bakıyoruz. Evet, adalet mülkün temelidir. O mahkeme salonlarında hakimin arkasında yazan mülk, tarla, tapu, apartman değildir. Can. Devletin kendisidir. Mülk devlettir. Tabi. O zaman adalet devletin temeli ise Adaleti sağlayacak sorunları önce doğru tespit etmemiz lazım. Sorunu te doğru teşhis etmemiz lazım. Sonra da çözümler üzerinde durmamız lazım. <laughs> Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki e, bugün e, toplumda yaşanan bu cezasızlık algısını yok etmemiz lazım. Evet. Çok doğru. Cezasızlık algısını yok etmemiz lazım. Peki cezasızlık algısı nereden kaynaklanıyor? O zaman soralım. E, 10 Ekim gar katliamının e, sorumluları sadece o gece e, polis müfettişlerinin Ankara'daki bir raporu var. Gölbaşı'nda o gece polis arama noktası kaldırılıyor. İki, iki bagaj patlayıcı gar, şeyini Ankara garının üzerine nasıl geliyor? Bunlar gerekli soruşturma yapıldı mı? Fikri takip yapıldı mı? Bunlar soru işareti. Yapılmadı. Ankara valiliği e, şey vermedi. İzin vermedi bunun araştırmasına. İki, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nda Çubuk'ta biri geldi saldırdı. Yumrukladı. Evet. Peki sonra bu ne oldu peki? Bunun arkasından ne oldu? Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanına bir e, cenaze töreninde, bir şehit cenazesinde saldırı yapılıyor. Ve bunun karşısında bu saldıran kişi... Bakın cezasızlık algısı adalet diyoruz ya hı hı. adalet bizim gibi ülkelerde diyor bazı kişiler balık ağına benzer güçlü balıklar yırtar geçer küçük balıklar takılır eğer biz gerçekten toplumda adaleti sağlamak istiyorsak bu konuda benim suçlum benim hırsızım senin adamım benim adamım benim partilim bir defa bu algının kesinlikle reddedilmesi gerekiyor adalet objektif olmalı adalet şimdi. Soruyorum, bakın e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın toplumda diyor bu e, algı varsa bunu kaldırmamız lazım diyor. Çok doğru, hakikaten kaldırmak lazım. Çünkü adalet toplumsal barış öyle bir şey ki en ufak bir şey affetmez. Bakın bunu söyledikten sonra e, cezası 10 yılı aşmış aranan 4 bin insan yakalandı Türkiye'de biliyor musunuz şu anda? İçişleri Bakanı'nın açıklaması 5 yılı aşan da 400 kişi yakalanmış. Ne demek bu? Demek ki bu insanlar şu ana kadar paldır paldır Türkiye'nin sokaklarında bu suçlular dolaşıyordu. Peki bunları yakalamak için ceza infaz kanununda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç var mı şu anda? Yapıldı mı? Hayır. Türk ceza kanununda bir eksiklik var mı? Hayır, yok. Demek ki görevler yapılmıyor demek. Demek ki İçişleri Bakanlığı, demek ki Adalet Bakanlığı gerekli hassasiyetleri göstermiyor. Bakın, e, tutukluluk diyor tutukluluk süreleri işte suçlar. Evet Türkiye'de şu anda hepimizin rahatsız olduğu konuna Oylum hanım. bakın. Kadınlarıma sokakta güvenli gezemiyor. Türkiye, önce olguyu saptayalım. Türkiye, OECD ülkeleri arasında en fazla kadınları şiddete uğradığı birinci ülke Türkiye. Birinci ülke, bakın rakamları. En fazla kadın cinayetlerinin işlendiği ülke. En fazla çocuk tazicilerinin olduğu ülke. Az önce arkadaşımız söyledi, ya 20 haneli bir Diyarbakır'ın bir köyünde 8 yaşında bir kızcağızın kızcağızın bugünkü teknoloji, bugünkü DNA teknolojisi, bugünkü siber teknoloji, bugünkü izleme şeyiyle Ağustos'tan bugüne neredeyse bir ayı geçti. O küçücük kızcağızın katiline ulaşılamadı. Etkin bir soruşturma yürütülemedi. Bunun sorumlusu kim? Ben buradan soruyorum milletimize. Bizi izleyen yurttaşlarımıza soruyorum. Naren'in katili neden bulunamıyor? İkincisi, hadi e, şimdi demin Metin indi, ben de değineceğim. Şuna yüzde yüz katılıyorum. Sivrisinekleri tek tek avlayarak sıtma hastalığını önleyemezsiniz. Bataklıkları kurutmanız gerekir. Türkiye'de de, Türkiye'nin başka yerlerinde de. Bakın, hukuk fakültelerinde bize kriminoloji dersi öğretilir. Hı hı. Suç bilimi, suç teorisi Suç ve suçlulukla nasıl mücadeledir? İnsanlar doğuştan suçlu mudur? Birinci hipotez. İkincisi suç ve suçluyu toplum mu yaratır? Kültür mü yaratır? Ekonomi mi yaratır? Sizin inançlarınız mı yaratır? İşte bütün bunlar, bakın ben buradan tabii ki bunu söylerken e, Sayın İçişleri Bakanımızın, Sayın Adalet Bakanımızla, ben Yılmaz Tunç'la çok uzun yıllar beraber çalıştım. Bartın milletvekiliydi. Hı -hı. Aynı adalet komisyonunda birlikte çalıştık. İyi niyetinden zerre kadar şüphem yok. Hı -hı. Suç ve suçlulukla mücadelede ama üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekle ilgili bir irademiz olması lazım. Ben bunu şunu söyleyeceğim bakın. Sokakta hepimizin eşleri dolaşıyor, kızları dolaşıyor, çocukları dolaşıyor. Tabii. Bakın Türkiye şu anda Oylum Hanım, son Suriye yanlış politikaları neticesinde giren 5 milyon Sayıların ne olduğunu kim doğru dürüst saptayamıyoruz. Resmi rakamlara göre 3-4 milyon ama gayri resmi rakamlara göre 7-8 milyon olduğu söyleniyor araştırmacılar tarafından. Bunların hangisi katil, hangisi terörist, hangisi suçlu? Ne zaman, nerede yapacakları, hangi suça buluşacaklarını şu anda takip edebiliyor muyuz? Edemiyoruz maalesef. Ve e, birçok yetkiliye sorulduğunda sağlıklı bir cevap verilemiyor. Şimdi o zaman biz Türkiye hepimizin Türkiye'si. Ben Balıkesir Son Milletvekili olarak arada. ben Sekreç. kendimi kendimi en az Adalet Bakanı kadar bu ülkenin e, güvenliğinden, adaletinden sorumlu hissederim. Ama yapılması gereken de yol belli. Yol da şudur bakın. Hukuk fakültelerinin ceza hukuku kürsüleri var. Hı hı. Türkiye'de barolar var. Yıllardır bu suç ve suçlulukla ceza infaz kanunuyla, ben Türk Ceza Kanunuyla, Anayasa Hukukuyla biz yıllardır bizim işimiz bu. Ben 30 yıllık ceza avukatıyım. Bizim işimiz bu. Hı hı. O zaman yapmamız gereken şudur bakın. Hani e, Amerika yeniden etmeye ihtiyaç yok. Yasa yapım teknikleri, toplumsal sorun tespit, üniversiteden, akademik kürsülerinden, bilgili, bu konuda yetişmiş kürsülerden alırız şeyleri. Bilgileri. Bilgileri alırız, önerileri alırız, hı hı. barolar birliğinden alırız, Türk tabipler birliğinden alırız efendim birçok Adalet Bakanı da aynı alırız. şeyi söylüyor. Otururuz bunları bakın. Otururuz Türkiye'yi, Türkiye'yi kim ki suç ve suçluluğa karşı toplumu övüyorsa, tahrik ediyorsa, teşvik ediyorsa yakasına yapışırız. Türkiye Cumhuriyeti bir çadır devleti değil. Hı hı. Bizim bin yıllık devlet geleneğimiz var. Belki de daha fazla. Hı hı. O bakımdan da e, bunların yolu bellidir diyorum ben. Dolayısıyla bunlar çözülebilir. Bakın ceza infaz kanunu değiştirilebilir. Türk Ceza Kanunu değiştirilebilir. Eğer varsa, varsa e, eğitim tedbirleri alınmalıdır. Bakın demin Sayın Metiner değindi. Evet. En önemli sorunumuz bizim. Eğitim. Nasıl bir toplum yaratmak istiyorsak insanımızı öyle eğitmeliyiz. Bakın ben e, öğretmek ve eğitim Hanım. kökenliyim. Şunu söyleyeceğim. Reklamları. Bir çocuğa siz hangi... Bilgileri verirseniz, nasıl bir çocuk yetiştirmek isterseniz, o bilgileri kodlarsanız ve onda o davranış değişiklikleri meydana gelir. İşte e, e, kadın şiddetine karşı önce evde oğlan çocuklarımızı eğiteceğiz. Eğitim okuldan başlayacak, eğiteceğiz ve hiç kimse o zaman işte trafik kurallarına az önce şey söyledi, kırmızı ışıkta duruyorsa... Orada da herkes haddini, sınırını bilecek. bilecek. Çok teşekkür bir ediyoruz. Ee, bir hem cümle Şöyle bakın, biz nasıl büyütüldük? Okula teslim edildiğimiz gün eti senin, kemiği benim. Öğretmen isterse haksız yere de bize bir şey yapsa, eve gidip şikayet et, söylediğinizde kim bilir sen ne yapmışsın derlerdi. Peki biz şimdi neyle karşı karşılaşıyoruz hocam? Hekimlerimize saldırı yapıldığı gibi ben ilk defa yani son zamanlarda gördüm öğretmenlere saldırıyor veliler. Şimdi o çocuk öğretmene saygı duyar mı? Evet, aynen. Sen, maalesef, çocuk bizim zamanımızda kulak çekmek vardı. Cetvelle girerlerdi. Yani eğitim dediğin şey birçok payda, bir şey, pay, şeyden etkileyen faktörden oluşuyor. Tamam, şiddet olmasın. Ama Bicim aileler hani... tabii işte tam bitiyor şimdi bitiyor. <laughs> nokta, nokta ailelerin gelmedi. <laughs> ailelerin o kendi çocuğunu şimdi öncelleyen hatta zaman zaman, da kendilerinin üzerine reklam çıktı. Zamanı. Tepelerine çıktı. Bir e de, değer ama bir dakika evet, yüzü sarkmada, katılıyor. beş Kesinlikle. dakika sarkmada değer Nedim Bey'e. Ee, hemen reklamlara gidiyoruz. İkinci saatimizde şu yediğimiz şeylerin içine domuz eti karışmış. Nedir bu? Biraz e, detaylara girelim. Gerçekten bize domuz etimi yedirdiler, nasıl olabilir böyle bir şey ondan bahsedeceğiz. Efendim Özgür İrade'ye hoş geldiniz. Tekrar kısa bir aramız var ama bir sıcak gelişmeyle devam edelim. Hazır konuklarımız da bizlerle beraberken Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde İsrail saldırısı altında olan Lübnan'dan vatandaşlarımızın tahliyesi söz konusu. Detaylar Bekir Mert'te. Gemiler yanaşmak üzere bildiğim kadarıyla. Bekir Mert bize detayları anlatsın. Bekir seni dinliyoruz. Oylum Talu 588 yolcuyla şu an TCG Bayraktar Mersin Limanı'na yanaşıyor. Kameraman arkadaşım Bilal şu anda canlı yayında ekranlarınıza getirsin. Şu anda o yanaşma işlemi de an itibariyle başlamış durumda. 12 saatlik bir yolculuğun ardından şu an TCG Bayraktar Mersin Limanı'na yaklaşıyor. 588 kişiyle sabah saatlerinde Lübnan'dan limandan hareket etmişlerdi. Bu noktada tali işlemi başarıyla tamamlanmış durumda bir diğer gemi bekleniyor. TCG Sancaktar. Onun da ilerleyen saatlerde Mersin Limanı'na e, yanaşması bekleniyor. İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da tahliye çalışmaları, seferberliği başlamıştı. Özellikle hem Dışişleri Bakanlığı kanadından hem de e, bu noktada e, Lübnan'daki konsolosluk aslında hummalı bir çalışma yürütüyor oldu o hummalı çalışmanın sonunda şu an e, o ilk taliye ilk gemi şu an Mersin limanına yanaşmaya başladı biraz sonra yolcular gemiden tahliye edilecek sağlık kontrolleri yapılacak ambulanslar hazır bekliyor çok sayıda ambulansı görüyoruz hemen yan tarafta ambulanslar da hazır bekliyor ve bu noktada sağlık kontrolleri yapılacak. Ardından da otobüslerle gidecekleri yerlere gid e ulaştırılacak yolcular. Şunun altını çizelim. Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda da çok sayıda uçuş noktasında da hazırlık çalışması yapılmıştı. E vatandaşlar e özellikle gemideki yolcular ailelerinin yanına memleketlerine gidecekler. Bu noktada aslında tahliye işlemi havalimanında da devam etmiş olacak. Aslında şunun da altını çizmemize fayda var. Kamu kurumları ilk anından itibaren bu tahliye sürecinin ilk anından itibaren seferber oldu. İçişleri Bakanlığı humalı bir çalışma yürüttü. Bir yandan Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, bir yandan da Sağlık Bakanlığı humalı bir çalışma yürüttüler ve şu an e, e, bizim bulunduğumuz noktaya kadar geminin Yaklaştığını söyleyelim. Yolcuları da görüyoruz. Hemen geminin güvertesindeler. TCG bayraklarda biraz sonra yolcular gemiden tahliye edilmiş olacak. Bir yandan da ambulanslar hazır bekliyor demiştik. Sağlık kontrolleri yapılacak gerekli kontrollerin ardından da bu noktada tahliye işleminin de biraz sonra yapılacağını söyleyelim. Uzun bir süredir bölgede özellikle tahliye için beklenti vardı. Bir yandan Dışişleri Bakanlığı özellikle bölgeden tahliye olmak isteyen sivillerle ilgili bir çalışma başlatmıştı. Çok sayıda talep geldi ama bazı talepler olumsuz karşılandı. Bazı yolcuların gelmediği bilgisini paylaşalım. Sayıda bir azalma olsa da bu noktada gemi şu an ilk tahliye, ilk e, askeri operasyonla yapılan ilk tahliye de şu an an itibariyle bu noktaya TCG Bayraktar Mersin Limanı'na da yanaşmış durumda. Uzun bir süredir devam ediyordu dediğimiz gibi bu tahliye çalışmaları. 966 yolcu gelecek. 966 yolcu özellikle TCG Bayraktar'da 588 e, ve bir yandan da diğer gemide TCG Sancaklard'a da 378 yolcu olacak. 378 kişinin içinde gazeteciler var bir yandan yaşlılar, engelliler, çocuklar var. bu noktada kadın erkek o İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'dan Beyrut'tan Türkiye'ye güvenli noktaya ulaştırılıyor. TCG bayraklarında yanaştığını şu an Limana yanaştığını evet. söylerim. Biraz sonra da o tahliye işlemi yapılacak. Evet, çok teşekkür ediyoruz Bekir Mert taktardığın bilgiler için Bekir Mert Mersin'de limanda Lübnandan tahliye edilen, tahliye edilmek istenen vatandaşlarımızın tahliye sürecini ve Türkiye topraklarına varışını takip etti. Tabii isteyen vatandaşlarımız Lübnan'dan ülkemize vatan topraklarına geliyorlar. İstemeyenler kalıyorlar. Ancak bir süredir müzakereler veya tahliye planı devam ediyordu diyelim. Bekir Mert bize detayları aktardı. Sağ salim vatana ulaştıkları bilgisini bizler de sizlerle canlı canlı paylaşmak istedik. Tekrar teşekkür ediyoruz Bekir Mert'e aktardığı bilgiler için. Evet efendim. ikinci saatimize başlarken biraz domuz eti skandalından bahsetmek istiyorum. Şimdi bir bu nasıl? Düzeltmek Buyurun. zorundayım. Kadına şiddet konusunda Türkiye'nin birinci sırada olduğu en ön sıralarda OECD olduğu. raporuna göre. Ben OECD raporlarını falan bilmiyorum ama Fransa'nın 2023 yılında devlet kaynaklı aktaracağım bilgi. 2023 itibariyle Fransa Devleti'nin verdiği resmi bilgi bu. Hı, hı. E, 400 44.700 kadına fiziksel şiddet ve başka suç. Herhalde Türkiye'de bütün AK ap Parti iktidarımız toplasanız bu kadar etmez yani. Şimdi kendi ülkemizi eleştirebiliriz, hükümetimizi eleştirebiliriz ama e, yani böylesine Türkiye'yi kadın şiddeti ve de başka suç oranları konusunda bütün dünya ülkeler neredeyse en şeyin öndeki ülkelerinden biri göstermekte. Sevgili dostum avuççu yanlış anlamasın ama büyük bir haksızlık. Estağfurullah ben e, istatistiklere e, bir e, avukat uzman arkadaşım gönderdi. E, 7 Google'a şeye yazarsanız, S7 ülke arasında kadın şiddeti sıralamasını yazarsanız Türkiye'nin birinci sırada olduğu ortaya çıkıyor. Hı hı. Ha tabii. Keşke o bayan arkadaşınız Fransa'yı e, da e, 2023 itibariyle tabii, şey yapsa. Tabii şu var tabii ki. E, burada bir vakadan ben Oylum Hanım şuradan hareket ediyoruz. Türkiye'de bakın e, haber bültenleri baktığınızda Türkiye'de gün olmuyor ki bir kadın şiddete uğramasın. Gün olmuyor ki bir kadın eee öldürülmesin. Maalesef Türkiye'deki manzara kadınlarımız açısından sokaklarımızın güvenliği kalmadığını bizzat kadınlarımızın kendisi sokak ifade ediyor. İşte en son yaşadığımız örneklerden bahsediyorum. Yani e, bu bir, hani birinci oluruz, ikinci oluruz ya da OECD ülkeler arasında keşke hiç, en son olalım. Keşke yani, hiç olmasın. Bizim Keşke hiç olmasın. Tabii yani canım. çocuk Tabii. tacizi, tecavüzü hiç yaşanmasın. Ama maalesef insanın olduğu yerde, az önce söyledik, e, toplumun olduğu yerde suç ve suçluluk var ama ceza sistemimizin de ceza şeylerin suçluluğun önlenmesinde caydırıcılık ceza kanunlarımızda hı hı. ama caydırıcılık yetmez sadece eğitim toplumsal eğitim anne aileden başlayarak aile kurumundan başlayarak hı hı. bakın bizim kültürel kodlarımızı az önce Sayın e, Nedim Bey söyledi. Eti senin kemi benim. Ne demek ya eti senin kemi benim? Böyle bir eğitim anlayışı olabilir mi? Olur. Çocuğa çocuğa evde evde şiddetle başlayan askerde sopa yiyen, komutanından dayak yiyen, karakolda e, ayna var. E, karakollar bir zamanlar hatırlayın Türkiye'yi işkence vakalarıyla anlam bir ülkedir Türkiye. İşkence bakın, işkenceden bahsediyorum. Karakola düşüp de işkence görmeyen, dayak yemeyen e, Türkiye'de yoktu Türkiye'de. Biz bunu nasıl önledik biliyor musunuz? Ceza muhakemeleri kanununun Ceza Mahkemesi Kanunu'nun suç ve suçlukla mücadelede avukat savunma kurumu göz altından itibaren e, takip Sanığın, sanığın yanında bulunmasıyla Türkiye bunu önledi. Hı hı. Biz önledik yani. İlk Bakın, dönemimiz böyle önledik yani. Şimdi o yani, bakımdan da demek ki karakol, karakol ismi tarihi oldu. Artık kimse kimsenin korktuğu ki, e, karakullar olmaktan çıktı, çıkartıldı yani. Demek ki bakın... Mesela burada iktidarımızı aslında keşke bir pay şey yapsaydı takdir. <laughs> Kadına şiddeti de, <laughs> bakın çocuğa çocuğa tacizi de. Eğitim kurumlarımızda biz bakın, e, ben bunu sizin kanalınızda söyledim. Narin'in katledildiği gün okullar açıldı. Bakın, Narin cinayetinin işlendiği gün e, 8 Eylül zannedersem. Ee, o, Ağustos. E, okullar... Narin. Ağustos'ta açıldı. Okullar açıldı işte. O tarihte tam onu konuşuyorduk o günlerde. 31 Ağustos'ta. Ağustos'ta Din, oldu. E, bedeni Henüz bulundu. katili bulunmadan Eylül'de, işte. Eylül'de okullar, Eylül'de okullar açıldı. Eylül'de. Evet. 8 Eylül'de okullar açıldı. Dedi ki bakın ben şunu söyledim. Keşke o gün okullarımızda birinci ders çocukların kendisini nasıl koruyacağı konusunda bir eğitim verebilseydik çocuklara. Tamam. İlk dersimiz şu olsaydı. Namık Beyciğim. Çocukları nasıl koruyacağım? Bu öyle bir sorun ki. Ortada e, o olaylar o üstü, insanlık üstü bir durum var. Yani dışında bir durum var. Şu insanın aklına gelir mi Üstad? E, çocuk kayboluyor diye ihbarda bulunan aile arama faaliyetlerine de katılarak kamu otoritelerini, jandarmayı, savcıyı yanlış yönlendirerek, delil karartarak, yalan ifadeler verdirerek süreci sabote ediyor. İnsan hani yani şöyle düşünelim. Ben o anda bir şeye baktım. Hani sonradan uzak çekilip dedim. Ya hakim savcı işte özdeşleşmeden e, sanık kim olursa olsun aileden de şüphe ederek olaya baksaydı belki çok daha erken bulunurdu. Çünkü bu teknik deliller bulunduğu zaman o Nevzat Bahtiyar şey yaptı ya Üstad ne derler onu e, itiraflarda bulduğu gömdüğü ya. yeri evet. ihbar etti. Evet, evet, evet. Belki o şeye zorlayabilirdi. Belki birçok delil karartılmadan şey yap yapılırdı. Terlik bırakıldı, Mesela. tek terlik bırakıldı. Şimdi, Bu çok şey ama neyi gördük? Ama. Bir ailenin bir çocuğu katlederek top yökün onu gömmeye çalışması, cinayeti aklı, akıl hafıza hafızalı Biz almıyor. Bu Bizde bir travma oldu. Farkında mısın? saklaması. hepimizde travma oldu. Çünkü niye sarsıyor hocam? Aileye güveni, kanuna güveni atlatamıyoruz. Yani insanın kendine güvenini zaten Trump yani Nari Evet Nari'nin başına gelenin içselleştirmemizin nedenine hepimizden bir şeyler götürdü. Hepimiz evet. sanki suç ortağı hissettirdi. Çaresiz kaldığımız için. Ya kimimiz anneye bakıp ağladık, hak verdik aldatıldığımızı hissettik. Ya kadın meğer işindeymiş. Kimimiz babaya baktık. Aa adam öğretilmiş ifadeyi veriyor. Bu sefer hay Allah falan deyip oradan. Yani gazeteciler bile yazdık ve söylediklerinin bir kısmını daha sonra farklı söylediler. Niye? Adamların rolleri değişiyor sürekli. Bu o, çok farklı bir durum yani. Gerçekten hani sosyologların, şimdi psikologların müsaade ederseniz şey. konuyu Özür değiştirelim. E, bir şey söyleyeceğim e, Bir cümleyle söyleyeceğim. rica bir cümle edeyim. Şimdi çünkü Dedim bey, sorun şurada. Az önce söyledik ya toplumsal barışı sağlayan kurallarımız var bizim. Tabii. Değil. Örf adetlerimiz. Tabii. Din kurallarımız, ahlak kurallarımız, hukuk kurallarımız. Hangi kural hangi örf eğer bu saydığımız suçu üreten bir noktada onu destekliyorsa o inanç o inancı yok etmemiz evet. lazım. Bakın. Kadını o çocuğu katletmeyi meşru sayan bir kültür kültür olamaz. Kadını kantara koyup satan bir kültür örf adet olamaz. Olmamalı. Toplumumuzun Türkiye'nin bunu artık sorgulaması ama lazım. da olmaması lazım. Bakınız ya yani bu konuyu kapatmak istiyoruz ama Niye evet, kapatmıyoruz? Anayasamızda konuyor kadın erkek eşittir yazılı mı değil mi? Evet. Yazılı. yazılı. Ama Peki, faaliyet öyle mi? Bakınız katletmek sadece katletmek sadece fiziken ortadan kaldırmak değil. Eğitim hayatını katlediyorsunuz. Kamusal alanda yer almasına izin vermiyorsunuz. İç düşman gibi görüyorsunuz kılık kıyafetinden dolayı. Milyonlarca kadın bu ülkede bu şekilde katledildi. İtibar soyu uğratıldı. Şimdi bu da bir farklı bir kültür kendi vatandaşını iş düşman gibi gören bir kırımdan geçti bu ülkede. Yani bütün bunları konuşacaksak, sebeplerine ineceksek çok daha farklı tablolarla ortaya çıkabiliriz yani. Doğudaki bir takım örnekler üzerinden kadının işte kantarlara tartıldığı yok böyle bir şey ya. Yani. yani. eskiden belki vardı, şu an belki tek tük var ama biz de öyle biliyoruz ki şu an ülkenin batısında da Öyle kadınlar nasıl satıldığını biliyoruz. Yani bütün Batıya bunu mu teşmil edecek? Türkiye bundan ibaret mi diyeceğiz şey, yani? söylemedi Şimdi şöyle, e, kadınların e, korunması, işte Kantar'da kadınların şey korunması, tartılması, ona göre satılması. Ben şöyle, gibi, suçu e, üreten işte, kültürden bahsediyorum. Kültür, yani, eğer o kültür üretiyorsa, tartıdan bahsedin Bey Yani, yani, tartıktan yedet, ya, ya, de var, yani kimse de kadını böyle tarttıktan sonra ona göre Ama öyle anlaşılıyor. Sen mecaz ben, yaptınız. Hayır, ben şunu söyledim. Ben de mecaz yapıyorum. Harinin ben 20, de farklı bir mecaz yapıyor. 20 hanelik köyde Narin'in o cinayetin faillerinin ortaya çıkmamasının kültürel kodları nedir dayanarak? Korku kodları şudur. Bakın Narin'in üstüne o kadar ve çok korku. travma yaşadık ki Ayşenur ve İkbal bugün Doğru, ama hastane örne kapısında başka. Bir, öldürülen kadın yani Türkiye'de çok travması var. Bir şey Ayşe Paşalı'yı hatırlıyor or, musunuz? Ama or, orada ama orada başka bir başka bir yer şey var, sistem var. Orada o köy halkı da Narin'in bulunmasını engelledi. Korkudan dolayı engelledi. Çünkü orada başka bir düzen var. Orada toprak ağalığı var. O köy toprak ağası o öldüren amca. Bütün toprağı o yönetiyor. Çünkü o köylü onu ihbar ederse yarın o toprağa süremeyecek, o topraktan para kazanamayacak. Biz o ağalık sistemini yıkamamışız. Narin'in katili ağalık sistemi. Aşiret sistemi ama, işte Benim bu, ama bu neden? Bu. Ee, aynı itiraz, şah, adını, aynı şey aynı suç türleri modern ağalık sistemlerinde de var var. var, Ona itiraz ediyoruz. Öyle, batı öyle da, güçlü Batı'da batı da bakınız batı da, pa, pa, sermaye, para, para sermaye itibarıyla gücü olan ediyoruz. siyasi gücü olan ben siyasi güç derken sadece politik şeyden bahsetmiyorum. Siyaset üzerinde de gücü olan modern ava babalarına diyor. kim bir şey Ona da itiraz ya. ediyorum işte. Ona da itiraz Şimdi ediyorum. bu konu yani... çok geniş bir konu. Ee, evet. Narin konusunu hatırlayacaksınız. Narin'in e, defnedilmesinden, cesedinin bulunmasından, kaybolmasından itibaren özellikle defnedilmesinden sonra günlerce, e <laughs> led başında şu sopa alınarak ele işte evet. narin burada vuruldu burada bulundu buradan buraya yani böyle bir Kim çılgınlık onlara, yaşandı. Böyle şey Gayet olur yani. Sormayın. Ayıp yani maalesef ya? böyle bir dönem geçirdik. Herkes bu de ekranlar bu... ne savcılık makamıdır ne hakimlik makamıdır. Burası mahkeme yeri değil, değil ki. Değil. Evet. Hepimizin can acısı var. Şimdi kadınların Üstelik şutlarımız... orada kameralar yok. Nasıl öldürüldüğü bilinmiyor. Farklı ifadeler var. Çelişkili ifadeler var. Bakınız ben Adalet Bakanımızın da İçişleri Bakanımızın da her ikisi de bakanlığın ötesinde de çok değer verdiğim kardeşlerimdirler, dostlarım. Nasıl çalıştıklarını biliyorum ya. Çok etkili bir soruşturma. Orada hiç ama, yok zaten. Ama orada, orada bak şu yapılıyor. Yani birisi bir ifade veriyor, biri tam tersi ifade veriyor. Hangi ifade doğru değil? Ortada evet. şey yok, delil yok, somut bir delil yok. Aranıyor, taranıyor, bulunamıyor. Yani ne yapabilirsiniz yani? Şimdi kamera olsa, kamerada tespitli olsa o Sistemli kamera üzerinden şey yol söz konusu. Şimdi e, dönelim şu e, domuz eti skandalına. Çünkü bu da epey bir konuşulması gereken şey. Şimdi e, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesini gördünüz mü? Biz ne yiyoruz? Ne yemiyoruz daha doğrusu? En bildiğimiz isimlerin içerisinde, en güvendiğimiz firmaların içerisinde boya maddesi mi? katkı maddesini mi istersiniz? Ee, şurada zannedersem en güvendiğimiz bankalar vatandaşları tokatlıyor. <laughs> yani ama biz o zaman neye güveneceğiz? Ne yapacağız? Bakın. Aramızda domuzlar var olduğu sürece bu tür domuzluklar da olacak. Eyvahlar Doğru. olsun demek yani istiyorum. Ne yapalım ben, yani? E, marka ismi vermeyeceğim. Kimseyi rencide etmek istemiyorum. Zaten izleyicilerimiz buradan. Bir sürü iki ayaklı bundan, domuz var aramızda. E, yani. Ne yapabilelim? <laughs> buradan izleyicilerimiz zaten e, bakınız efendim. Benim soru işaretim şu. Şimdi bakanlık diyor ki ben sana verdim listeyi kardeşim. Bundan sonrası sana bağlı. E peki madem burada e, ma bakın e, ar ar Arif nokta nokta baharat ve gıda sanayi hepimizin bildiği en yakından tanıdığı e, tatlı biber öğütülmüşte gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya. Maraş biberi gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya öğütülmüş sumak. Gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya. Tatlı biber. Gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya. A nokta 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 baharat. A, R, R. diyeceğim. O meşhur işte. O bilinen. Baharat. En bilinen. Şimdi benim beklediğim şu. Tarım ve Orman Bakanlığı. Madem izin verilmeyen bir takım malzemeler kullanılmış. Lütfen benim, benim vatandaşım için, benim evladımın sağlığı için, geleceğim için kapatın hepsini. Hepsini kapatın. Vurun kapılarına kilit. Bence de. Vurun Bence de. kapılarına Cezaylı kilit. Cezayla olmaz mı yani? E diyor ki şimdi bakanlığımız bize. Bütün bu hastalıkların sebebi de sizde. bu kötü beslenmeler, yanlış beslenmeler. Yani. Bundan sonrası sizde. E olur mu? <laughs> Bakın yine dönüyoruz, dolaşıyoruz. İlk ceza infaz sistemine geliyoruz. Bizim GDO'muzla oynadılar. Oynamaya da devam ediyorlar. Şimdi bu izin verilmeyen gıda. Nedim Şener, ne diyorsunuz? Kültürümüzün gıda usu değiştirildi. Değerlerimiz. domuz eti değiştirildi. yedirmişler. Domuz eti yedirmişler bize. Şimdi bu kumpas kuruldu diyor. Sıra, ya bu nasıl bir kumpas? Ara sıra medyada yansıyor. Marmaris'te domuzlar bazen caddelere. Çeşme'de de. Çeşme'de de. Bodrum'da. Her ben yerde. Bunu defalarca gördüm. Size yani o, o domuzlar Gerlükte. masum. O domuzlar masum. İki evet. ayaklı domuzlar kadar siz dediniz ya zarar evet. vermiyorlar. Evet, Onlar şimdi. geliyorlar. Oradan buradan ne yiyecek bulurlarsa garibim yiyorlar. Normalde de tehlikeli hayvanlardır. Şeyleri olduğu için. Bir de onlara yaşama <laughs> alanı bırakmadık ki. Tabii uzun <laughs> dişleri evet. olduğu için. O garibim hayvanlar, meğer en masum şeylermiş. Biz onlardan irki Bu, korkuyoruz. Sarıyer Oysa civarında ondan... börek yemeyi sever misiniz? Sarıyer evet, civarında evet. börek yemeyi. Nasıl? Nasıl? Ha, i̇çinde... içinde yeti, eee yetidelerçi Osman Müftüoğlu hocam duymasın. Ha, duymasın. Ondan biz de konuşalım. Yani. E, kavrulmuş kıda e, kavrulmuş kıyma haricinde sakatat. O, o o zaten taşlık. Gözüme çarpanlar sadece. Geçen bir video var. Taşlı e, tavuk çıkanı kıyma makinesinden geçiriyor. Aynı aynı renk kıyma ile aynı renk diyor ki yani bunu buna karıştır karıştırılabilir yani. İşte eti çekerek alın. Siz kasabınızda eti gören, çektirin fakat, alın. Yani hazır kıyma almayın diyorlar. Balıkesir listede yok balık Balıkesir yok evet. Balıkesirimiz listede yok. İzmir listede var, Ankara listede var. Şu e Heh. Şimdi bu durumda Adıyaman var mı yok mu? <laughs> Adıyaman olmaz. Adıyaman'da biber biber nerede? Yok. Oluyor. Ağrı'da yok. Ağrı'da yok ama. Orada belki denetim yapılmamıştır. Denetim belki. Hayır de şöyle de denetim yapılmışsa <laughs> da mesela bir... Arif dediğimizde e, orada şubesi varsa aynı Bize şey. Yok yok. Tabii o her yerde var, canım. Yani her, her, yerde markette var. var. her markette e var o. Işte her markette var. Er market diyorum. diyorum. Geçmiş yani Dolayısıyla olsun. Dolayısıyla yani e, biz adamlar yanlış üretmeyiz. Efendim? Ama orada kendileri kendileri yapıyordur orada salça. Yerelde yerelde olmaz da zaten. Ee, işte Siz inanıyor der... musunuz böyle domuz eti yediriliyor? Domuz eti özellikle radikal bir şey köft, çok bir radikal. köfteci çok e, ifade ediliyor. Evet, açıklama da yaptı. E, yani tespit doğruysa zaten e, cezası neyse hakikaten yapılmalı ama bir de şeye dikkat etmek lazım. Bunun hani ya yani domuz etini bulmak kolay bir şey değil. Yani e, mesela tavuktu bir şeydi, başka sakatat karıştırmak daha olağan ve hızlı ve maliyetsiz, evet. daha düşük maliyetli. Ama domuz etini bulup da yapmak falan. Evet yani. Çok da olabilir. Şu, ben onu ki bilemiyorum. Bu? Yani hakikaten sadece rapora bakıp ben çünkü yani şöyle kusura bakmasınlar sağlığımızı düşündüklerine eminim. Ama bürokrasinin bazen bürokrasiden ben Endişe ederim, Hı. çok daha ciddi şeyler. Çünkü şimdi diyeceksiniz ki ya bu ne Şener şeyler kafayı da bununla bozuceksiniz ama e, o bürokrasi içerisinde e, farklı amaç ve anlayışa yakın insanlar da olabiliyor. Kesinlikle. Bunun bağımsız üniversiteler tarafından ne diyoruz onlara sıhi e, şey e, Fatihte var ya sıha ensüsü. Evet. Hüftsüz e, ha yani tarafından ve üniversiteler denetiminde bürokrasi değil bürokrasi de bazı öncelikler siz söyleyin ya da başkası söylesin e, ben söylersem Bürokrasiye de neşter atmamı şart ya yani, yani şart, bakın evet. tabi esas şimdi, oraya şart. yani orada çünkü esas bürokrasi e, şöyle bir yere bir şey yapabilirsiniz fakat raporların orijinallerinin belli mecralara sızdırılıyor olması bende endişe yaratır bazı soruşturma da öyle yürütülüyor Türkiye'de. Çünkü şu ortaya çıkan infial o kadar büyük ki insanlar bütün her yerde çünkü 100, 100 bin adet köfte mi dediler öyle bir şeyler 100 bin 100 bin ton, kilo mu bir şeyler yani hani o kadar büyük bahseden hayvan etinden bulmak onu karıştırmak ayrı bir çaba, para veya zaman işte o şey gerekiyor. Ben böyle bir şeyin Bürokrasinin yerine bağımsız üniversitelerimizin tarafından, hıfzı sağ kuruluşları tarafından ve Türkiye'nin bütün illerini kapsayan bir çalışma yapılarak bahsettiğiniz gibi. Örneğin işte Adıyaman'da da çıkıyorsa, Hakkari'de de çıkıyorsa, Edirne'de de çıkıyorsa, İstanbul'da çıkıyorsa tamam kardeşim. Ama Tarım-Orman bir... Bakanlığı Nedim Bey, Tarım-Orman Bakanlığı. Ben anlamam, ben Tarım-Orman Bakanlığı. Yani bakanlık bu Bakın, işin en üst seviyesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insana dair suçlar kapsamında emniyete ve yargıya neşter diyorsa… Ben oraya da bakarım. Ben diyorum ki denetim yapılmasın, araştırılmasın demiyorum. Ben bağımsız araştırma yapması gerektiğini... Çünkü bakın, Türk bürokrasisinde hala bir dönemin şeyleri çok fazla. İzlerim. Şundan dolayı bakın, böyle bir çalışmayı yapabilirsiniz. Hı. Bakın, böyle bir çalışma yapabilirsiniz. Böyle bir çalışmayı bakanlık sayfalarından duyurabilirsiniz. Çünkü göreviniz zaten bu. Ama bu çalışmanın en özel dökümanlarını belli şey mecralara sızdırıyorsanız ben orada bir niyet ararım. Yani bakın tekrar diyorum şeffaflık kamu yönetiminde önemli. Bunların ilan edilmesi zaten isim isim belli. Evet. Yani hepsini siz işte ajanslardan alıyorsunuz nihayetinde Tabii. bakanlığın ortada, aşaması. Ortada, Ama ortada bazı dökümanlar hepsi. yani sadece bakanlığın arşivinde <laughs> olanlar, bakanlığın arşivinde olan dökümanların bazı mecralarda hop diye çıkması veya alınan bazı ifadelerin hiç kimseye ulaşmadan pat Amerika'daki firari birinden çıkması veya bu konuları onların forse ediyor olması bende hep bir soru işareti yaratır. Tekrar söylüyorum ben bu denetimin tekraren yapılması bakın bütün bahsettiğiniz markalar hatta tamamını kapsayan bir şekilde gıda güvenliğini sağlayacak bir şekilde Türkiye'nin genelinde 81 ilde 81 il müdürlüğü var. Üniversiteler var 200 tane üniversite var bunların gıda bölümleri var. Tek yapılacak şey burada da numuneleri alıp hemen denetimi bir hafta 15 günde bitirmek ve bağımsız raporlarla ilan etmek. Ben bürokrasinin yaptıklarına çok yargıya güveniyor musunuz? E, bürokrasiye niye güveniyorsunuz? Bilmiyorsunuz ki öyle mi diyeyim mi? onu da bilmiyorsunuz. Tamam öyle bir rapor var. Belki numune alım sırasında kötü niyetle birileri de numunelerin arasına bir şeyler sokuşturdu. Bak kamu olduğu için söylüyorum üniversite bağımsız ama öyle düşünürsek bu kadar septik yaklaşırsak artık e hiçbir şeye ya hiç kimseye güvenmemek ya lazım. Cumhurba o bağımsız kuruluşlarını yapmayacağını o, o hayır. Bakın o denetim için şey, birçok parçadan oluşuyor. Yapmalarından bir menfaati yok. Ötekinin menfaati var diyorum. Grup menfaati var diyorum. Bürokrasinin içindeki sakatlıktan bahsediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği gibi yargı ve emniyete niye neşter bulması gerekiyor? Çünkü oralarda da bu hastalık devam ediyor. Ne diyeyim size nasıl işaret vereyim? 15 Temmuz mu diyeyim? Başka yapılar mı diyeyim? Devletin içindeki gruplar mı diyeyim size? Ne anlatayım yani? Ben diyorum ki insan sağlığı varken buraya gelmiyorum bak. Orayı tartışmak istemiyorum. Ama ben diyorum ki bu devletin içinde hala hücreler var diyorum. Hatta gıda sağlığın gıdadaki sağlıktaki gıda sağlığındaki bozukluk gibi devletin sağlığı içinde de bozukluk yaratan unsurlar var diyorum. Yargıda var diyorum, emniyette var diyorum. Kısa süre önce hükümete kumpas kurmaya kalktılar diyorum. Hı. Anlatmaya çalışıyoruz. Allah'ınızı kitabını severseniz. Ya yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakın yargı emniyette. Anladım. 20 yıl sonra 15 Temmuz'dan sonra da 10 yıl geçmiş neredeyse. Hı hı. Hala neşter vur, vurmayı bahsediyorsanız bir oturup düşüneceksiniz. Bazı mahkeme kararlarıyla kimler hangi makamlara geri döndüler? Sadece sağlık şeyden bahsetmiyorum, gıdadan bahsetmiyorum. Öyle üniversitelere, öyle insanlar göreve döndü ki siz muayene olmaya korkarsınız. Mesela ben korkumdan gitmiyorum mesela. Yani özel hastanelere hiç gitmiyordum. Çünkü onlara orada çalışma izni veriyorlardı. Şimdi devlet hastanelerine onlara geri dönme hakkı verdiler. Nasıl olacak? Evet, şöyle İsmail yok, Balıkesir Milletvekili. Ki. Balıkesir Milletvekili İsmail Eko kim öldürmeye kalktı? Basit bir şey e, e, atak geçirdi ama adamı öldürmeye kim kalktı Balıkesir'de hastanede? Oğlu müdahale etmeseydi yaşamıyordu Balıkesir'de şey İsmail oku, Tanıyorsunuz değil mi? Tabii tabii. nasıl iyi. oldu bu iş? Sonra hepsi çıktı. Adam neci çıktı sonra? Hatırlıyor musunuz? FETÖ'cü çıktı. Yargılanıyormuş adam. <laughs> hastanede görevli. Ben size bürokrasinin hastalığından bahsediyorum. Bu bak, sadece bakanlıktan bahsediyorum. Ticaretten de bahsediyorum. Ulaştırmadan da bahsediyorum. Öyle, öyle inanılmaz. Anladım ne de dediğinizi. Ya, anladım. Ya, sağ olun. Yok da, ben, en ben, sonunda değil ben daha şunu, öncesinde anladım ama. Ben şunu söylüyorum bak tekrar. İzleyicilerimiz İnsanın, tabii. In, nasıl? Açık. Gıdada tahşiş. Anlayabildiler mi? Tahşiş mi diyoruz hocam ona biz? Tahşiş. Evet. Tahşiş. tahşiş. <laughs> Devlette de tahşiş var. <laughs> Devlet adamı görünümünde kriptolar var. Sivilde var, şeyde var güvenlik bürokrasisinde var. Dolayısıyla şöyle bakıyorum ben olaya. Normal şartlarda mesela hükümete yakın mecralarda bazı belgeler yayınlarsa anlarım demek ki zaten yakınlar falan. Hiç alakası olmayan mecralar. Hiç dersi ki şu bakanlığın yanından bile geçmez. Alakası ne bu adamın bu? Abi adam Sanayi Bakanlığı'nın evrakları elinde, Ticaret Bakanlığı'nın evrakları. Mümkün değil. Bu ya şöyle o kadar korkutucu ki. Bakın bu şöyle bakın söylüyorum. Normal haber zincirinde can da söylesin. Yok abi olur mu öyle şey? Adam çok güvenilir bir adam olduğu için haber kaynağı oluşturmuştur. Öyle yok. Yok evet. Evet. Dışı, Hep Adam yurt dışında. Adam yurt dışında. Biz yurt dışındaki FETÖ'cünün elindeki belgenin birebir aynısını haber sitesinde okuyoruz. Yani Devlet şeyde sırrıdır görüyoruz. diye bize vermiyor. Efendim? Evet. Devlet sırrıdır diye bizimle paylaşmıyor. Tabii. Mu? Biz o, o iletişimi kuramıyoruz ifade, gazeteci olarak. Şöyle şöyle. E, e, mesela bir soruşturmada gizli tanık ifadesi emniyet çok geniş bir işe olduğu için diğer birimlerde onunla ilgili çalışma yapmak istiyorlar. Soruşturma aşamasında gizli olduğu için vermiyorlar. Fakat sonra gizli tanığın üzerindeki, gizli tanığın telefonundan, pardon, bu bilgiyi sızdıran polis gözaltına alınıyor. Onun telefonundan pensil, şey, yurt dışındaki FETÖ'cüye geçilen PDF görüntüleri üzerinden ifadeyi elde edebiliyor. Devletin başka bir kurumu. Düşünebiliyor musunuz? Devlet bu halde. Yani yani bizim çok ciddi problemlerimiz var. Gıdada tahşiş <laughs> gibi, devlette de tahşiş var. Siz onu polis zannediyorsunuz, siz onu yargıç zannediyorsunuz. Deminden bahsettiğim sorunların bir kısmında üretenler de onlar. Bazen de sizin suretinize bürünüyorlar. Aynen, aynen. Zannediyor. muhafazakar görünüyor, milli görüşçü aynen. görünüyor, solcu görünüyor. görünüyor, solcu görünüyor, Atatürkçü görünüyor. Ama kripto olarak vazifesini icra ediyor. O yüzden bu raporları Tekrar söylüyorum. Gıda güvenliği çok önemli. Devletin güvenliği çok önemli. insanlarımızın huzuru çok önemli. Bu hafif alınacak bir şey değil. O 81 ildeki üniversitemiz boş durmayacak. Rica ediyoruz. Bakanlık bunu üniversitelere hemen görev vererek çok kolay bütün ürün e, şey gruplarında denetim yapıp e, e, birleştirecek ve diyecek ki evet A markasında 80 bininin 50'sinde bunu gördük. Burada soru var, kapatıyoruz. Çok ciddi soru işaretleri var. Bir kere e, diyanete telefon yağmış durumda. E, hani domuz eti yedik. Amacına ulaştılar. Diye. Bakın. Evet. Bunun kaç tane mağazası var bu kişinin? Atıyorum 100-150 tane, 200 tane. Var. Yani. En iyi yol restoranı. İki, ama yol bak ne oldu? Burası burası, burası burası zaten, yedik. burası zaten tartışmalar konu, e, noktasında he, hedefte olan bir marka. Ve sonunda bakın ne oldu? Bir küçük Söylentiyle siz o markayı orada çalışan yüz binlerce insanı da, Bitti. belki böyle bir şey Bitti, yok. Evet. Belki bir hile. Belki de yok. Ta, şeyde hile var, denetimde hile var. Yani, yani bakın söylüyorum size denetim, Ya yani bunu şöyle düşün. Biz Ergenekon süresini bildiğimiz için Hı. De, devletin gö, görevlisi olarak gelen adam sizin evinize flash bellek yerleştirdiğinde artık yapacak bir şey yok. Bir yok çok yani ça, Bizim işte Oda TV davasında böyle oldu. Sahte belge üretim Saht, yapacak yani, bir adam şey yok. Aynen. Sahte belge yerleştirmiş Geldi, devletin adamı olarak da araştırmaya bir baktı. Aa evet çıktı, hadi bakalım Nedim Efendi, hadi sonar Yalçın, hadi Barışlar yürü falan olduk yani. Şimdi dolayısıyla devlet devlet bugün ciddi şey altında, bak tekrar söylüyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne kadar bilgilendirilir, bilgilendirilmez bilmiyorum ondan sonra. Ama şu emniyet ve yargıda e, neşter meselesini Hepsi ona sadece suçlar adi Ona suçlar yönden değil devletin başına örülmek istenen çoraplar yönden bir ben e, size Mehmet Bey, e bir söyleyeyim mi? Mehmet Bey'e bir Bak, soralım. Bir Sonra atlım, Can uzattım. Bey sizin de bu konuyla ilgili bilgileriniz var. Ona da Sayın Avuç'un um size bu, bu konuda ölçü şudur. Ey iman edenler size bir haber geldiğinde diyor Cenab-ı Allah kutsal kitabımızda bilmeyerek bir topluluğa kişiye, topluluğa Zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın diyor. Hucurat Suresi 6. ayet. Bak şimdi bugün dünya dijital devrimden sonra teyit mekanizması işte buyurun bak. Evet. Kur'an-ı Kerim bunu 5 yıl önce söylemiş. Halk olarak halk, yani. halk Tarım ve Orman Bakanlığı bu listeyi yayınladığında Devletin içindeki hücreden, devletin içindeki ekstra yapılanmalardan falan e, anlamaz, bilmez, e, tabii. düşünmez. Tabii. Aklına bile gelmez. O ancak sizin yaşadıklarınızı, sizin Aynen. içinde olduğunuz ne süreci operasyonları bilecek de e, bir, Bir şey daha, daha söyleyeyim. Onun için asıl olan budur. Tabii. Şimdi bir televizyon kanalının buna ilgi duyması anlaşılabilir. İşte gazeteci arkadaşlarımızın. Ama eline kalem alan herkesin sosyal medyada etkileşim almak adına ulu orta şeyler söylemesi. İşte çürüten bizi bu. Evet. İsra suresi şöyle ev, evindeki Kur'an-ı Kerim'leri bir arada bir açıp baksınlar yani. Müslüman bir toplumuz ama açıp bakmıyor. İsra suresi 36. ayet. Çok kesin bir biçimde şunu söylüyor. Kesin olarak bilmediğiniz bir şeyin ardına düşmeyin. Bu arada bir virgül koyalım. Bakın Lübnan'dan gelen vatandaşlarımızı görüyoruz. Hoş geldiler. Ee, hoş geldiler. Vatan topraklarına sağ salim geldiler. Her iki ee, bakanlığımızı da tebrik evet, ediyoruz. Evet. Savunma, Dışişleri Bakanlığımız, Savunma Bakanlığımız evet, hepsi e, bir ortak çalışma ile iki gemi söz konusu bu arada. Aa, bakın bir bebek mi iniyor? Evet. Bir bebek indi. Çocuklar, bebekler. Bu çocukların bebeklerin başına bombalar yağdı bir süredir devam eden bir tehdit söz konusu İsrail'den bu kez Lübnana neyse ki sağ salim geliyorlar oradan bölgeden. Kurtulmak isteyen, tahliye edilmek isteyen vatandaşlarımız. Bu arada az önce Bekir Mert'le birlikteydik. Bekir Mert orada Mersin Limanı'nda takip ediyor. Aslında sayı daha fazla olacaktı ancak sonra vazgeçenler oldu diyor. Tabii şu anda Mersin Limanı'nda gördüğümüz vatandaşlarımız, evet Ekol TV, Bekir de uzattı mikrofonumuzu. Görüyorsunuz, izliyoruz, takip ediyoruz. Anadolu Ajansı orada. Ee, bir kulak verelim hadi ne diyorlar bakalım bir dinleyelim ya insan ne diyebilir ki e siz gör yani insanlar görmedi biz gördüğümüzü ben Sayda'da yaşıyorum Sayda'da üç gün yemeksiz ne su ye ne yemek ne elektrikler hiçbir şey yoktu hapis kaldık orada binayı vuruyorlar insanları vuruyorlar medeneleri vuruyorlar bir sürü insanlar vuruyorlar. Neyi vuruyor? Biz, biz silah mı kardırmışız? Bomba mı kardırmışız? Biz bir şey kardırmamışız. Vatana hoş geldiniz. Ne, ne, hissediyorsunuz şu anda? Ne, ne de hissedeceğim? <laughs> Toprağı öpeceğim. <laughs> Toprağı öpeceğim. Ben ne diyeceğim? Yolculuk nasıl geçti ki. Çok iyi geçti. Herkesten Allah razı olsun abilerden. Valla bizi bırakmadılar. Hepsi. İlaçlardan, yemeklerden ne istersen. Valla hiçbir, hiçbiri bizi bırakmadılar. Allah razı olsun onlardan. Sizlerden de Allah razı olsun. Abi, sevim, Sevim Abu Şakir. Hoş sevim Abu Şakir, Türkiye topraklarına gelen bir vatandaşımız ne güzel söylüyor. Biz ne yaptık diyor. Aç kaldık, susuz kaldık, başımıza bombalar yağdı diyor. Toprağa öpesim var diyor. İşte güvenli sınırlar içerisinde yaşamak o kadar önemli ki bu sınırlarımızı da güvenli tutmaya devam etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, kendi vatanımız i̇şte bu içerisinde. Türkiye'mizin gücü bu. Çok şükür. Hükümetimizin gücü bu. Elbette ki problemlerimiz var. Bekir, Bekir evet seni dinleyelim. Gel gel ben şuradan. Oyun talu heyecanlı bir bekleyiş vardı. 13 saatlik o yorucu yolculuğun ardından TCG Bayraktar Mersin Limanı'na yaklaştı. Şu an e, tahliye işlemi de gerçekleşiyor. Engelli çocuklar önce çıkarıldı. Bebekler çıkarıldı gemiden. Yaşlılar bu noktada öncelik tanınanlar. E, 588 yolcusu var. 588 yolcu TCG Bayraktar'da tahliye oluyor. Şu an, an itibariyle Mersin Limanı'nda e, ve aslında ilk etapta kadınların çocukların gemiden çıkarıldığını söyleyelim. Çocuklar çıkarılıyor, engelliler çıkarılıyor, yaşlılar çıkarılıyor. Bir da bizim Mardin'den gidip oraya yerleşiyor. Evet yorucu bir yolculuktu onlar için. 12-13 saat süren bir yolculuktan bahsediyoruz. Ee, uzun süredir bu tahliye bekleniyordu. Bir gemi daha gelecek onun da altını çizeyim. Ee, önümüzdeki saatlerde 23'ü gösterdiğinde de TCG e, sancakların <laughs> buraya gelmesi bekleniyor. Bakın şu an Bilal gösteriyor ekranlara getiriyor tahliye işlemi gerçekleşiyor. TCG Bayraktar'dan, Amfibi Gemi'den uzun süredir bekleniyordu. Mersin Limanı'ndan hareket etmişti. Abi. Beyrut'ta birkaç gün sürdü çünkü sayı fazla ve bir noktada Türkiye'den giden yardımların önce bölgeye ulaşması adına çalışmalar yapıldı. Koli koli yardım malzemelere gitti, gıda malzemelere gitti. 3 bin tondan bahsediyoruz. 3 bin tonluk yardım ve gıda malzemesi bölgeye ulaştı ve ardından da o tahliye için çalışma başladı başladı. Bakın şu an yaşlılar, engelliler ve çocuklar ilk etapta gemiden çıkarılıyor. Evet şu anda gerçekten çekim yapması bile zor. Eee şu an çıkış gerçekleşiyor. Bir Bebeğiyle bir baba. Ne hissediyorlar? Dinleyelim biz de. Depren anında buradaydık. Sonra Lübnan'a döndük. Orada şey bu yani çok şiddetli bir savaş yaşadık. Her gece deprem gibi şiddetli oluyor. Her yani her gece çok şiddetli oluyor. Sağ olun teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet her gece şiddetli bir deprem gibi oluyor dedi beyefendi. Oylum talı aslında bunu özetlemekte fayda var. Her gün bombalar yağıyor. Beyrut'a tıpkı Gazze gibi olmaya başladı. Ve insanlar te tedirgindi. Türkiye'den özellikle şu an ilk taliye gerçekleşiyor. 588 ardından 378 yolcu daha gelecek. TCG Sancaktar'la birlikte o taliye işleminin de devam ettiğini söyleyelim. Önümüzdeki saatlerde de bu noktada TCG Sancaktar'ın da Mersin Limanı'na ulaşmasını bekliyor olacağız. Bilal şu anda ekranlara getiriyor. Eee şu an... Pardon. Evet, önce öncelik tanımda çocuklar var. Şöyle Bilal Bilal göster. Gelsene de. Efendim, Eee neler hissediyorsunuz? 12 13 saatlik yorucu bir yol. Bir dakika, ben dışarı çıkayım çünkü yol. Ee, yani biz savaştan çıktık. Yani çok zor durum durumdayız. Devlete çok teşekkür ederiz. Bütün ekipleri... Yani çok zor bir şeyler vallahi çok hem de yani. Tamam. Şu an gerçekten vatandaşlar iyi yapıyor. Zor durumda olduklarını, orada zorluk yaşadıklarını anlatıyorlar ki günlerdir Beyrut bombalanıyor. İsrail savaş uçakları tarafından. Karadan da bu noktada çalışmalar e, şöyle Bilal gösteriyor bakın şu an orada geminin içinde bir beyefendi çıkış yapmayı bekliyor. E, valizlerini aldılar, eşyalarını aldılar. E, bu noktada görevli askeri personelle birlikte şu an onlar da bu noktaya doğru ilerleyişini evet. sürdürüyor. TCG Bayraktar'da 588 yolcu var. 588 yolcu buradan servislerle gidecekleri yerlere, lokasyonlara götürülecek. Evet, Şunu da altına çizeyim bir kez daha. Özellikle servisler bekliyor ve o servislerle birçok yolcunun aslında Teşekkür havalimanlarında ederiz. da transferinde sağlanacağını söyleyelim Oylum Tanu. Teşekkür ederiz Bekir. Seninle birlikte biz de vatan toprağına dönen vatandaşlarımızın oradan kurtulmak isteyenlerin sevincine ve rahatlamasına şahitlik etmiş olduk. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sevgili oylum sırf hükümetimizi <laughs> yıpratmak amaçlı yanlış bilgiler servis edildi. Güya vatandaşlarımız dururken Suriyeli ve Filistinlere öncelik vermişiz, onları getirmeye çalışıyormuşuz. Kendi vatandaşlarımızı da orada bırakıyormuşuz gibi. Bakınız yani bu olayın her aşamasında takipçilerinden biriyim. Çoğunun da Mardinli olduğunu biliyorum. Lübnan'da yaşayan, Beyrut'ta yaşayan vatandaşlarımızın önemli bir kısmı Mardinli. Evet. Ee, hoş geldiler. Evet. Yani, yani sanki hoş geldiniz. ismini vermeyeceğim. Yani bu e, ekranlarda daha hatta da program yapan insanlar bunlar. Suriyeli ve Filistinli'lere öncelik veriyoruz. Önce onları getiriyoruz. Kendi vatandaşlarımız da Beyrut'ta yani yok. El insaf. Önce El can, insaf. sonra canan. Şimdi can özçelik. Sizin bu konuyla ilgili bilgileriniz var. Şimdi şöyle bir toparlamak gerekirse, aslında bakın Türkiye'de <laughs> domuz eti bulmak çok zor. Hele böyle 200 evet. küsur bir restorana süreklilik halinde kimseyi aklamak için söylemiyorum. Sadece Ama aklıma için. Ama yok doğru. Için, doğru bir e, yani biz gazeteciyiz biz yani bakanlık adına, <laughs> açıkladı istiyorum. diye doğru kabul edip de "Aa bu restoranda domuz eti var" demek haksızlık Ve olur. Süreklilik halinde bu 265 restorana e, sevkiyat yapmak, e, domuz eti sağlamak Türkiye'de çok kolay değil gibi geliyor. E, Nasıl olabilir? Size sormak istiyorum. Şöyle bir e, Hani tavuk kanatlı bir hayvanın o kıymanın içine girmesi daha kolay ve maliyeti daha düşük. Şimdi veya işte tek tırnaklı diye tabir edilen hayvanların oraya girmesi, öyle işte üretici, tüketiciye sunulması daha mantıklı geliyor. Ki listeye baktığınızda zaten ya kanatlı ya da tek tırnaklı hayvanların e, e, o kıymanın, etin köftenin neyse işte o şeyin içine dahil olduğunu görüyoruz. Hı hı. Şimdi domuz eti bir Türkiye'de domuz çiftliği eskiden vardı ama şimdi yok bildiğim kadarıyla ya domuza bir, ulaşmak, domuz etine ulaşmak firma evet. Var sadece domuz, Türkiye'de. Aynen domuz etine ulaşmak bir kere çok zor zaten. Evet. Ulaşabilmen içinde işte o Marmaris'te veya işte şeylerde böylerde yaban, domuzları yaban domuzlarına evet, ulaşabilirsin. Onu da yani <laughs> asları yüzünden pahalıya mı gelir derler? Güzel yani, bir ekip oluşturacak. Yani bunlar. şimdi çok mantıklı gelmiyor. Domuz eti ya yani o kıyma içinde veya köfte içinde domuz etinin tespit edilmesi çok mantıklı gelmiyor. Evet, benim de aklımda şu oluyor o zaman. Acaba başka bir oyun mu var? marka ismini söylemiyoruz ama evet Türkiye'nin en geniş markası Herkes biliyor aslında. Herkes kim olduğunu. işte yol üstünde her yerde var Tabii. ve herkesin yemek yediği bir restoran zinciri. Ve hiç söz hakkı tanımadan sahibine iki gündür yoğun bir psikolojik harp biz de yaptık haberi. Doğal olarak sağlık şey Tarım Bakanlığı'nın listesi var. Şimdi o listeyi Tabii. alınca bakıyorsunuz ve o haberi vermek zorundasınız veriyorsunuz bugün açıklama yaptı kesinlikle yalanladı hı hı. E, şirket e, şirketin sahibine aradık ulaşamadık hani belki konuşur e, veya derdini anlatır kumpas ona diyor. yayınları sahibi. Ama bu kumpası da anlatması lazım. Kumpas ama niye kumpas? Niye sadece sana kumpas kuruldu? Ya yani o kadar restoran zinciri var, o kadar bu işi işte köfte üreten, et üreten evet. yerler var, restoranlar var. Neden, var. Neden sadece köfteci. sen? Şimdi buna da bir yanıt verilmesi lazım. Ama benim aklımdaki soru şu. Evet bürokrasi içinde olamaz mı sahibinin dediği gibi kumpas kurulmuş olamaz mı? Gayet de olabilir. Evet bizim Oda TV'nin mailine bir mail gönderildi. Bir e, sahte bir mail gönderildi. O mail üzerinden operasyon yapılıp yıllarca insanlar yargılandı. Veya bir flash bellek buzdolabının altına arkasına flash bellek atıldı. O buzdolabını çekti. Aa burada flash bellek var dediler. Askerleri hapse attılar. Kendi koyduğu flash belleği buldu adamlar. E, <laughs> evet. zamanında yani, da emniyet mensupları işte uyuşturucu madde araçlara aynen. koydu dendi. Aynen, Bundan dolayı yargılamalar oldu ya dendi biz, vesaire. Biz bunları yaşadığımız Ama bunlar için, çok korkutucu şeyler. Biz bunları yaşadığımız için şimdi en başa dönüyoruz. Adalete ve yargıya neden güven yok? İşte bu yüzden yok. Diyoruz ki bakanlık başa bakanlık açık belge sunuyor. Diyor ki domuz eti buldum diyor ve biz diyoruz ki biz buna inanmıyoruz. Bu işte çok yani Bu işin altında bir şey var. Var diyebiliyoruz. Bu işin bu işin altında bir şey var. Ve ne yazık ki doğru da olsa yanlış da olsa bir kumpas ifadesi. O Bana zaman kumpas kuruldu. şöyle yapsın. Bu denetimlerin nasıl yapıldığını kimler tarafından Şu, yapıldığını. Nedim Şener'in dediği açık, çok doğru. Ya çok... bilimsel bir şey var. Evet. Her ilde üniversite kuruldu. Tabii. Her ilde üniversite var. Ilgili bölümlere, hocalarına, işte bakanlık tarafından şey yapılır, destek istenir, laboratuvarlar açılır, ilgili bölümler araştırır. Devletin kurumlarına güven eksikliği söz konusu. Ve evet bu bu sistemde de der ki, Büyük evet doğru veya benzer şeyler olabilir. Onun için bir kuruma güvenmek lazım. Ama bence burada bakanlığımızın kesin teyit aldıktan sonra başka numuneler üzerinden Çok, de sonra, kesin aldıktan sonra kesin doğruluk kanıtlandıktan sonra açıklaması ya, ha, da yararlı. Ben haberini yaptığın evet. için Can e, Bey, söylüyorum. Can. Şimdi bakanla niye güvenmiyoruz? Pandemi döneminde ticaret eski ticaret bakanımızın sahibi olduğu dezenfektan şirketi kendi bakanlığına mal sattı. Doğru. <laughs> Onu hani ben yayınladığım için o TV'de belgesene de ben ulaştığım için hani söylüyorum. Bunu yayınladık. Sayın Ticaret Bakanımız kendi bakanlığına kendi eşinin ve kendisinin sahibi eski oldu. Eski bakanımız. Eski şey. bakan, tabii eski bakan. Evet. Sahibi olduğu dezenfektan şirketinin dezenfektanlarını bakanlığa sattı. Şimdi böyle bir sistemden, böyle bir sistemde ne yazık ki biz bakanlığın belgesine bile inanmıyoruz artık. Doğru. Diyoruz ki bunu da sorgulayalım. Bakanımız da kandırılabilir, aldırılabilir. Olabilir, işte bu yüzden. Verilen ve bilgiler doğru olmayabilir. Çok doğru. Çok o doğru. yüzden... Bakın mesela birisi çok güzel hesap yapıyor, diyor ki, köfteci de günde 100 ton et işleniyormuş analizde domuz eti miktarı binde bir, bir evde evet, biri doğru. binde bir yani 100 bin kilogramda 100 kilogram Bu da besili bir tane domuz eder yani E Peki domuz ağırlığı kadar yani köfteci en fazla 20 bin TL kazandırır şimdi milyar dolarlık bir markayı evet. 20 bin lira kazanmak yani bir hani binde bir oranda ya katmak Bak şeyde Özgür Demirtaş da yazmış. Ya diyor ki öyle bir marka yarattı ki adam yıllar içinde. Evet. ya yani Bu kadar küçük bir miktarla, binde bir oranıyla. Peki neden bu e, köfteci? Işte bakın asıl tahşiş evet. devletin içinde olabilir. Domuzlar devletin içinde olabilir. Dikkat etmek lazım. Sadece ve, köftenin ve, içine ve... binde bir oranla değil, devletin içindeki binde bir oranla değil. Bu şey Devletin içindeki alsın. binde bir domuz, Anladım. tırnak içinde domuzlar daha büyük zarar verir. Dikkat edelim. Bir cümle söyleyeyim, bitireyim. Ve bu şirket, o köfteci de sonuçta hepsi kendinin kontrolünde olan bir şirket değil. Ve ki, evet Nedim Şen'in dediği çok doğru. Belki de kumpas kuruldu. O iki tane firmada iki tane kişi götürdü, domuz etini koydu. Sonra ihbar etti, numuneyi gönderdi diğer ve gıda, oldu yani. Diğer bu ne olabilir? Gıda bazı yine, hiçbir yine, şeye güvenmeden. Yine gıda firmaları var değil mi? Denetime tabi tutulmuş Tabii bu da kesinlikle. bu da şöyle bir durum yani e, şimdi 100 ton ette e, 100 kilo diye bir e, mutlak ölçü ve denetim yok. Evet. Alınan mesela şöyle bir örnek köfte tanesi alıyorsunuz veya işte 10 tane ya da 5 tane bunun içindeki binde birden bahsediyoruz evet. yani çok küçük miktar hani bir Tek yere atacağım. kumpas kurma, yani eğer o şirketin içinden birileri zarar vermek istiyorsa veya bir şey, o denetim sırasında çok küçük bir miktarıyla bu köftenin içine bunu çok rahatla şöyle bulaştırmalısın bu her şey için bunu binde bir evet, yapar. her yani şey yani her her Bindelike. aşamada bakın 100 kiloluk bir domuz eti gelip de 100 bin tonun iç, 100 tonun içine katılmıyor. O harman edilip de her tarafa eşit yayılmıyor. O belli o biri, numuneden, evet, o bir bile bile. Var, bahsediyoruz. Sadece. Dolayısıyla lokal bir şey var. Bu her aşamada olur. Ama tekrar söylüyorum. Ee, devletin içindeki köftenin içindeki o domuz etinden ziyade, daha fazla devletin, devletin içindeki domuza domuzlara <laughs> dikkat, dikkat edin yoksa lazım. o tahşiş dev bak ne yapıyor bir markayı bir toplumu mobilize ediyor İnsanlar nereye güven güvenini sarsıyorsun Diyaneti arıyorlar yoldan geçerken belki taşlayacaklar belki adama saldıracaklar sen bize bunu mi yedirdin günaha soktun diye adamın bir de ailesi var bilmem ne. <laughs> Dolayısıyla devletin içindeki Nerede domuzlara şey? dikkat etmek lazım. Sayın Avutça. <laughs> Evet, tabii. E... Siz bir kere bu domuz meselesine güveniyor musunuz? Çünkü hani bir, e, bir. E, domuzlara taşiş... güvenilmez ya. Güvenilmez <laughs> ya. Domuz meselesi. Ben Marmaris'teki Bodrum'daki Çeşme'deki sokağa çıkan domuzlara daha çok güveniyorum. Zarar vermiyorlar <laughs> aslında. E, Garip <laughs> bir insanım. Amıçlı ayaklı domuz olarak domuz işte meselesine şöyle bakıyorum. Tabii. Nasıl bakıyorsunuz? Balıkesir bizim e, az önce bahsettim. Tarım ve hayvancılığın başkenti. Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticileri, en büyük kırmızı et sektörü, tarım sektörünün çok güçlü olduğu bir yer. Ve bizde de işte köylerde tarımsal mısır tarlalarına, buğday tarlalarına, pirinç tarlalarına domuzlar, yabani domuzlar zarar veriyor ve biz de domuzlarla aslında köylerimiz iç içe yaşıyor aslında. Şimdi ben şöyle bakıyorum meseleye. Nedim Bey'in tam da bıraktığı yerden. Devlet kurumlarına Son yıllarda güven neden sarsıldı? Bakın, devletin özü, hukuk devletin özü denetime dayanır. Peki denetleyeni kim denetleyecek? Şimdi az önce söyledi, Nedim Bey söyledi. Ee, bu ülke kendi genelkurmay başkanını dahi terör örgütün başı sıfatıyla hapse attı bu ülke. Her gün çarşaf çarşaf gazetelerde ihbarlar yapılıyordu sahte sahte sahte, sahte isimler sahte tanıklar gizli tanıklar gizli deliller insanlar silivri mahkemelerinde böyle bir devlete güven kalır mı silivri mahkemelerinde o savcı şu anda e, firari biz oraya gidiyoruz oradaki avukat ben de avukatım davayı yakından takip ediyorum milletvekiliyim orada bizi mahkeme düzenini bozmaktan bizim hakkımızda işlem yapıyor FETÖ'nün savcısı. Türkiye bugünleri yaşadı. Bakın. Devlet kurumunun, bakın devlet kurumuna güven için devletin işleyişinin bir defa denetlemeye dayanması gerekiyor. Kim bu devlet adına bir imza atıyorsa o denetleyeni de denetlemek gerekiyor. Bir örnek vereceğim. Buyurun. Bakın bunları yaşadık. Şimdi siz bu ülkenin savcısına, bu ülkenin adaletine bütün bu yaşananlardan sonra e, normal bakabiliyor musunuz? Bakamazsınız. İkincisi, ben Soma Araştırma Komisyonu'na görev yaptım. 301 yurttaşımızın öldüğü o katliam gibi kazanın soruşturma komisyonundaydım. Gittik orada sorduk. Bakın, Soma'daki o maden devletin kurumları tarafından denetlenmedi mi? Çalışma Bakanlığı, İş müfettişleri vesaire falan filan. Hepsi sağlıklı. Peki nasıl oluyor da dünyanın en büyük maden faciasını yaşıyoruz? Şimdi bu dediğimiz olay dedi. Tarım Bakanlığı, işte ben de olaya bu son yaşanan işte adını almadığımız ama bugün gazetelerde açıklamaları var. 12 bin kişi insan çalıştırıyor. 150 ton e, şeyde e, burada bir defa çok şüpheli görüyorum. Yani bu bunu bir operasyon. Ben de şey görüyorum. Yani o firmaya başka şeylerin düşünülmesi bir operasyon olarak görüyorum ben. Yani. E, koskoca az önce maddi değeri e, hesaplandı. Hmm. E, o firmanın, Türkiye'nin en ünlü et zincirinin, hmm. e, restoran zincirinin e, böyle basit paralarla e, işte bir domuz etinin orada e, bir domuzun orada e, servis edilmesi vesaire gibi bir e, inanç ve eylem içerisinde olduğuna ihtimal vermiyorum. Reklamlara gideceğiz ama bu konuyla devam edeceğiz. İktimal e, vermiyorlar. İşin e, yine içinde bir domuzluk var. Bir, yani. bir enteresanlık, enteresanlık ben var. Şey var şimdi. E, ben de öyle görüyorum. Diyor ki e, köfteci beyefendi, e, başıma ne getirildiğini bilmiyorum. O da olayı adalete bildirdim. Benim siyasi bir gücüm yok. İşimde, ekmeğimde olan biriyim diyor. E, ben bir garip kuşum diyor. O da anlamamış ne olduğunu. Vallahi biz de anlamadık anlayan birileri var ama herhalde gerçekler ortaya çıkacak. Evet, tahminen kısaca bir e, ara diyelim. Sonra bu konudan devam edelim. Çünkü bu konuyu bitiremedik. Araya e, işte TCG Bayraktar'ın e, Mersin Limanı'na yanaşması e, girdi. Oraya bağlandık, mutlu olduk. Türkiye'ye gelen Bunun arada isimlerle. garip kuş Can arasın arasında biz de öğrenelim Can vasıtasıyla. Hadi, bence hadi, de hadi. Bir, Aradık, bir merak ettik. Reklamlara Haber gidelim. Bekliyoruz. Reklamlar bence adam da ne olduğunu anlamadı ki ne Evet özgür irade devam ediyor özgür iradede. de enteresan bir konuyu konuşuyoruz. Vallahi içinden çıkamadık. Olabilir, bilir. Şu anda biraz böyle bir muamma söz konusu. Bir domuz eti skandalımız var efendim. Fakat bu domuz eti skandalının e, Tabanı sağlam değil gibi gözüküyor çünkü Türkiye'de domuz etine ulaşmak kolay değil. Domuz eti ucuz değil. Ama köfteyi ucuza mal eden bir zincir etinin içine domuz eti katmakla suçlanıyor. Hani sakatat olsa anlarım, e, ne bileyim tavuk ürünü bir, kanatlı ürünü olsa örnek anlarım ama istiyorum. domuz Şeytan eti. Şeytan avukatlığını yapalım. Bu örnek vermek istiyorum. Cep telefonları ilk çıktığı zamanlar 1919 isimli Türkiye, Aselsan bir cep telefonu üretti. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı tanıttı. Sonra bir Amerikan, iki Amerikan şirketi Türkiye öyle bir girdi ki. 1919'u unuttuk. Nokia ve Ericsson. Evet. Yani, yani artık hı hı. üretmedikleri için. Evet, evet. Söyleyebiliriz isimlerini, zikredebiliyoruz. Evet. Onlar piyasaya girmesi için biz 1919'u ortadan kaldırdık. Satamadık daha doğrusu. Çünkü öyle bir reklam algısıyla girdi ki ee, bizim ürettiğimiz daha ucuz, daha kaliteli, daha iyi olmasına rağmen o Amerikan ürünü geldi, e, piyasa, piyasaya ele geçirdi. Yine dondurmada, şimdi isim vermeyelim, ikisi de var. Türk markası bir e, dondurma şirketi piyasaya girdi, büyük, çok iyi. Ama öyle bir operasyon çekildi ki her yere şemsiye dağıtarak Amerikan firması yine ele geçirdi. Evet. Yine ko şey gazlı içecek, siyah gazlı içecek. Amerika'da bile reklamı oldu. Öyle büyüdü ki dedi ki a evet o Amerikan şirketine karşı bir Türk firması çok güzel bir şey üretmiş, ürün üretmiş. Tam piyasaya onun karşısına çıktı ve başa baş rekabet edecekti. Pat engellendi, ortadan kalktı. Şimdi şeytan avukatını yapalım. Belki de bu Piyasada çok büyük, milyar dolarlık bir şirket ve ismi bilindik bir şirket. Belki de bir rakibi olan bir yurt dışı firması bunu planladı ve yaptı. Olamaz mı? Daha önce başımıza... Yani bu örnekleri bu yüzden verdim. Evet. Daha önce başımıza geldi. Ama bakanlık bunu nasıl... E... O, o, ya, o gazlı içecek firması, bak, ne yazık ki o gazlı içecek ya, firması şey, e... AK Parti hükümetine yakın. Ve kapatan da AK Parti hükümeti kapatılsın diyende Hayır, kuşlamak oy... için söylemiyorum bunu. Nedim Bey söyleyin yani, buyurun. buyurun. Nedim oylu Bey boylu söyleyin. Boylu söyleyin, Bey, boylu söyleyin. Boylu yani boylu. Türkiye'de yaşıyoruz. Buyurun Nedim Bey buyurun. Oylu buyurun. buyurun. Naif. Türkiye'de naif. yaşıyoruz. Kibar programlar yapmaktan bir türlü bizim evet. e, şeye gelemiyor. <laughs> Gelemedi, ya yapayım. İnanamıyor çünkü diyor ki normal insanlar böyle yapmazlar. Aklı yani, olarak inanmıyor güzel. Ben mesela Bilerek insanları biz açmak için. Yok yüzden yüzden e, Anlıyorum ben. Yani safça soruyor. Yani öğrenmek için soruyor. Ya gerçekten ama diyor ki bakan ya bakanlık ya o bakanlık bakan, tabelesinin şey altında biz neler söylüyorum. gördük. Yani, böyle reputasyon reputasyon çok önemli bir kavram. Şimdi repütasyonun bu köfteci içinde geçerli. Değil, saygı, saygı değerlik yani. Saygı değerlik. <laughs> Ama öyle Türkiye'de de bile, repütasyon öyle olarak öyle. geçiyor. Reputation değil, le réputation. <laughs> Sen de çok güzel sordun. O ne ya? Değil. O ne? Ya, uzay aracı mıdır, uzaylı mıdır, nedir ya? Çok hoştu ya. yani. Reputasyon, tamam, saygı, saygı, değerlik. Çok güzel. Ee, şimdi benim için e, tabii devlet kurumlarının ben adalete güvenmek isterim, Tarım-Orman Bakanlığı'na güvenmek isterim. Güvenirim. Yüzden başladım. Tabii güveneceğiz. Çok büyük bir olay olmadı. Tabii sizler çok şey yaşadınız. Ben sizin süreçlerinizi çok yakından takip ettim. Ama bir halk e, ağzıyla konuştuğumda ve halk perspektifiyle baktığımda bana çok şaşırtıcı, çok… Halka, halka anlatabilmenin yolu şu. Bakın. Buyurun. Ee, bir 100 ton et satan, binde bir diyor değil mi? Hı hı. Karışım. 100 ton et satan biri e, ee, toplamda 100 kilo eder. Karışım iddia edilen evet. et. Ee, peki 1 kilo da kaç gram eder? 1 kilo Daha da az binde 1, binde 1, 1 gram eder. 1 kilo et de 1 gram eder. 1 gram eti 1 kilo et için tahlili aldığınızda yani hatta 100 gramı aldığınızda onun da binde biri eder. Yani şöyle söyleyeyim size. 10 tane köfte adetini denetim için aldığınızda e, içindeki o bahsedilen et miktarı 2-3 parçaya kadar düşer yani şöyle bir şöyle bir parçaya kadar düşer. Bu bir insan eliyle oraya konması çok bu şu demek değil ha bunda bu kadar varsa işte atıyorum Aydın'dakinde, Manisa'dakinde, efendim e, Ankara'dakinde, İstanbul'dakinde de bu oranda var öyle bir şey yok. Bu sadece Denetlenen o ofis, o şubedeki 10 evet, e, adet veya 5 adet veya 2 adet her neyse köfte adetinin içindeki miktardan bahsediyoruz. Bu da insan eliyle rahatlıkla buraya konur, gerek şey alımı sırasında, örnek alımı sırasında, gerek laboratuvar aşaması sırasında. Sen, bak çok dikkat edin süreçleri, sen eğer siyonizmle mücadele ederken, bak siyonizm sana nereden gelir, siyonizmle mücadele ederken onun köfte markalarını hedef alırsan, boykota uğratırsan bazanın kapanmasına sebep olursan hatta gelirsenin yerli köfte firmana da pat diye bir operasyon yersin diyeceksiniz ki ama Nedim Bey Tarım Bakanlığı ha işte onların güvendiği de Nedim onların Bey da de, bak onların da onların İsrail İsrail hani de, bakın bir türlü o konuya gelemedik. İsrail bize hedef alıyor, hedef alıyor. Nasıl hedef alıyor? iç cepheden hedef alıyor. İsrail'in hiç paçası yer mi bizimle kafa kafaya sınırda çarpışmak veya bugün şeyin Maliye Bakanı'nın demeci yansıdı. Ürdün, Mısır, Irak, İran, Lübnan dahil biz büyük İsrail hedefindeyiz diye söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi sağ olsun öyle bir tehlike yok dedi ama Allah'tan Maliye Bakanı İsrail'in e, Siyonist Maliye Bakanı bugün anlattı. Şimdi yani diyor ki kapımız Türkiye'nin kapısında kapısına kadar ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz bu diyor. Tamam siz biz bunu anladık. Biz bununla mücadele için ne yapıyoruz içeride? Bayağı bir boykot e, uygulamaları yapıyoruz. Onların mağazalarını kapattırıyoruz neredeyse. Adam ne yaptı? E, i̇sim değiştirdi. Bazı et markaları, köfte markaları ne dedi? Hatta içecek markaları işte bunu Muhammed yapıyor. Evet. İşte Mehmet yapıyor, üretiyor. Abdullah üretiyor. Yani yerelleştirmeye çalışıyor. Türk halkı tepki gösterip o gıdalardan uzak durunca şey yapmaya çalışıyor. Ne oldu? Ufacık bir küçücük şey parçasından, domuz eti parçasından 100 tonluk bir büyük üretimi 1 gramlık, 2 gramlık, 5 gramlık bir parçayla sen ne yaptın? Mahkum ettin. Tek bir merkezde bir örnek vereceğim. yapıyorlarmış. Fethullahçı terör örgütü. Fethullahçı terör örgütünün işte firarileri, Erk Acerer, Cevheri Güvenler ya da Adem Yavuz Aslanlar ya da başkaları bizim sağlığımızı ne yiyip yemediğimizi... Çok mu düşünüyorlar zannediyorsunuz? Yok. Habire bunlarla ilgili analizler, analizler, e, belgeler yayınlıyorlar. Bu, bunu mu düşündünüz zannediyorsunuz? Diyeceksiniz ki ama Nedim Bey Tarım Bakanlığı değil mi? Ha, işte ben ne diyorum? Asıl Aslında tarım bir, dakika, bakanlığı bir dakika, bir dakika, değil, bölümü, bir, dakika e, bir dakika, bir dakika. Şey Bakın, asıl tahsis bakanlıkta olabilir. Asıl domuzlar bakanlığın içinde olabilir. Bak, ben bunu doğrudan bakan duysun diye de söylüyorum. Ben çünkü Devletten başka bir şeye güvenmiyorum. Bak devletin Ben de onu ta, demeye çalışıyorum işte. Ama Güvenme bunun güvenemem. Için, bunun için Benim biz Benim için devletim. Ha yıllar öncesinden. Kumpasa uğrarken bile tek bizim bildiğimiz biz toprak bizim için anavatan devlet dediğinde babadır. Birisi anadır, biri babadır. Biz ikisinin arasında yaşarız. Tabii. anlatabiliyor musun? Dolayısıyla başka bir de gideceğimiz yeri yoktur. Başka bir güvendiğimiz bir şey yoktur. Yok. Ama en güvendiğim yerden darbeyi yersem o zaman sorgularsınız. İşte Çünkü onun ne için yaparım? ben de hani tekrar düzelmesi için uğraşırım. Oturup ağlamam. Diyorum. Oturup düzelmesi için. Nasıl Tabii bundan ki. önce de uyarmaya çalıştıysa bugün de arkadaş devletin içinde varsa bu tür domuzlukları engellemek yine devletin görevi olur. Şöyle ee, ee, köfteciden İsrarla ismini zikretmek istemiyorum çünkü zaten hani öyle tabii ya da tabii. böyle şu ana kadar e, Dün Türkiye basını konuşuyor olabilecek. zaten evet. adı. Yine de adı deşifre edildi zaten. Evet. Kendilerinin de açıklamaları var zaten. Evet, deşifre edildi ama Sözcük yine gazete, de biz ettik. Şeyde gazetelerde açıklamaları var tabii zaten. sizin bu duyarlılığınızı tebrik ediyorum. Ekol TV bakınız size şantaj uygulayan, size namertçe baskı uygulamayan kendi o cüce akıllarıyla Sermaye güçlerine göre bir bankanın adını bile zikretmediniz. Yani. Etmiyoruz. Bakınız bir başka televizyon kanalı olsaydı var ya böyle bir bu da farklı bir kompas yani. Evet. Sen medyayı hizeye çekemezsin kardeşim. Sermaye gücün var diye. O Onun için bakınız, siz bankanın adını bile vermediniz. Evet. Halbuki el altından anlaşabilirdiniz değil mi? Zaten genellikle öyle yapıyor medya. Tabii çok büyük. Bir şey gösteriyor sonra gel diyor seni reklamda besleyeyim tam tersini. Sizi bu dik tavrınızdan dolayı da bir de bu ilkeli tavrınızdan dolayı kutlamak istiyorum. Bak hala bütün dünya, Türkiye biliyor kimi konuştuğumuzu evet. ama siz televizyon olarak hala. Evet, evet. yine Çok tebrik ediyorum. Evet. Büyük bir hassasiyet. Yani şöyle, e, burada bu siz değerli isimlerin konuştuğu çok önemli şeyler var. Zaten e, yani verilebilecek maksimum zarar e, bu şirkete verildi. Maalesef e, hani... Epey zor günler bekliyor onları gibi geliyor bana. Biz de o yağda kavrulmayalım istiyorum. Şöyle bir evet. açıklaması var. Şimdi böyle bir liste var ama bir de karşı tarafın bir açıklaması var. Ne demişler? Biz tek merkezde üretim yapıyoruz. Doğru. O ürünler tespit yapılan şubelerde üretilmedi. Bir olumsuzluk olsa tüm ürünlerimize de bulaş olurdu ve 280 şubemizde de benzer olumsuzluklar yaşanırdı. Ee, işte bir haberdar edilmeden ve bakanlık işleyişindeki teamüle göre olumsuz bir sonuç tespit edildikten sonra tespitin derhal iş yerine bildirilmesinden bahsediliyor. Niye hemen merkeze gidilmiyor? Ben burada bakanlığa soruyorum. Diyelim ki tespit edildi. Git Bakalım merkeze. merkezine evet. niye Aynen. gidip baskın düzenleniyor? Yani orada da Kapsana numuneler alınıyor. İki işlem yapılmış bu arada. Evet. Bu iki işlemde de ne çiğ üründen ne pişmiş üründen şahit numune alınmıyor. Çiğ üründen de şahit numune alınabilirdi. Çünkü gen testi çiğ ürün veya pişmiş ürün fark etmeksizin aynı sonucu verir. Yani usulde de bir hata olduğunu söylüyor firma. Şey Ama usulde Yani belki de, bir... de belki de o ürün bile laboratuvara girmedi. Tabii. Belki o köfte bile lab... ya yani, kıyma bile laboratuvara Artık girmedi. Türkiye'de yaşadığımız bu geçmiş yani bunu, örneklerden bunu dolayı her ihtimali değerlendiriyoruz yoksa Siz... Bak. yapmadı da demiyoruz yaptı Bakın da demiyoruz. Bakın tek yapıyoruz. merkez diyor. Diyor ki Ama bir fabrikadan üretiyoruz ağabeyi... ve gönderiyoruz diyor. Ama denetim dediğiniz gibi bir en ufak gidip e, denetimi merkezden örnekleme olarak alsa hiç ka kaçarı yok. E, kimse de şey yapamaz, e, çarpıtamaz. Ama şu, 280 şubenin şubelerden bir ikisinden alınan numunede o aşamalarda Kumpas işte bahseden evet, her şey olabilir. 280 yani, ayrı noktadan bahsediyor. Yine Tarım Bakanlığı diyeceğim ama Tabii. Tarım ya bir Bakanlığı'nın bir şey bunun bunun bilincinde hareket ben etmesi gerekmiyor Ben siyasi bir mu? ihtimalden Kumpas bahsedeyim vesaire. mi? Buyurun. İstersi. Ben İbrahim Yumaklı'yı tanırım. Öğrencilik yıllarından çok değerli bir bakanımızdır. Tertemiz, pırıl pırıl bir insandır. Hem şeyi de çok iyi bilen. Şu an mutlaka değiştirilmesi gereken bakanlar arasında ismi bazı çevrelerce tabii, geçirildiği tabii için canım. kendisine yönelik bir siyasi operasyon da bile olabilir. olabilir. Yoksa. Tabii, tabii. Hmm. Onun için Sayın Bakanımızdan rica ediyorum. Kim bu numuneleri aldı? Abi. Nerede yapıldı? Bütün büt... süreçler. Aynen. Ben burada, yani o firmaya da Nedim'e katılıyorum. Aynen. takşiş olayı. Çünkü farklı şeyler. Çok yaşadık. Yani domuz eti çok, çok, çok radikal. Şey. Ya, ya bir de, de bulunması... niye yani bu kadarcık bir domuz etinden Ahalı. karı ne? Yani? Tabii canım. Karı ne? Bulunamaz. Bulunsa da pahalı şimdi bir iki e, aklınızda yurt dışında gittiğinizde görmüşsünüzdür işte. Prostor. Yani hala şimdiden kendini tarım tamam. bakanı olarak gören. Bak, tabii, tabii. Bu değişecek ve ben tarım bakanı ya, olacağım her diyen şey insanlar dolaşıyor ortalık evet, evet, yerine. Yani, de, o yüzden bürokrasinin içinde bazı öbekler var, gruplar var gelecek kişiye hazırlık yapanlar var. Onun gelmesini hazırlık yapanlar var. Ya. Başka daha kötü niyetliler falan. Yani maalesef ki böyle. Yani Bizans oyunları var yani. Oylum Hanım, müsaade eder misiniz? Sıra bana geldi mi bir değerlendirmek isterim kısaca. Nasıl? Sıra bana geldi mi bir değerlendirmek. Buyurun isterim. buyurun. Burada zaten şimdi, top yakın Şimdi bir konuşuruz. defa lütfen e, hemen Bir defa lafı. E, ben e, Tarım Bakanlığımızı ve tarım politikalarını şöyle bir baktığımızda bu geldiğimiz nokta bana hiç şaşırtıcı gelmiyor. Hı. Bakın Tarım Bakanlığımızın. Bu Tarım Bakanlığı değil mi bizi Türk tarımını, çiftçimiz bize bu yaz domatesleri tarlada kaldı, karpuzları tarlada kaldı ee, ve Türk tarımını İsrail e, ve uluslararası tohum tekerlere teslim etmedi mi bu Tarım Bakanlığı? Bakın kendi topraklarımızda çiftçi toprağını ekemiyor, gitti Tarım Bakanlığı Sudan'dan arazi kiradı bu Tarım Bakanlığı. Bizim Tarım Bakanlığımız, e, Türk çiftçisinin, Türk üreticisinin yerli ve milli tarım bakanlığı destekleyen bir tarım bakanlığı politikası yok ki. Bakın bir örnek vereceğim size. Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde gayri safi milli hasılanın yüzde biri, kendi üreticisine destek olarak verilir oylu Bu şu demektir. Türkiye'nin gayri safi milli asıl 1 trilyon dolar mı şu anda? Ki Sayın Cumhurbaşkanı meclisin açılışında 1 trilyon 115 milyar dolardan bahsetti. Hı hı. Ve kişi başına gelirimizin de işte 12 bin, 13 bin dolarlar seviyesinde olduğunu ifade ettiler. Şimdi bakın bu büyük tabloya bakalım, büyük fotoğrafa bakalım. Şimdi Türk tarımına bakalım. Bakın Türk tarımının şu anda Türk çiftçisinin önündeki en büyük handikap kendi yerli ve milli tohumumuz yok bizim. Domates fidesini İsrail'den alacaksın. Pirincini İtalya'dan alacaksın. Buğdayını Rusya'dan alacaksın. Ukrayna'dan alacaksın. Maalesef Tarım Bakanlığı çok uzun bir süredir ekonomik tetikçilerin operasyon alanı haline geldi. Uluslararası tekerlerin. Onu söylüyorum. Birisi bu. Bunu nereden dayanıyorum? Bakın, bu nereden bağladınız bu domuz işine? Evet, bağlıyorum. Cambaza bak, dün akşam ne, resmi gazeteye bakın. Mısır'ın gümrük ithalat fiyatı %115 düşürüldü. İthal gümrük vergisi düşürüldü. 9.500 dolardan 8.500 dolara düştü Mısır. Adana'daki Mısır üreticisi, Adana'daki Mısır üreticisi, Balıkesir'deki Mısır üreticisi çöktü. Peki bu para kimin cebine girdi? Bu ithal Mısır kime geldi? Şimdi bakın biz neyi konuşuyoruz? Köfteci bilmem kimi konuşuyoruz? Domuzu konuşuyoruz. Ben burada ben burada yine de e, şeytanın avukatı değil gerçeği ifade etmek adına bakın biz siyaset yapıyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde e, az önce söyledik Fırat'ın kenarında kaybolan bir koyunun bile sorumlu Türkiye Cumhuriyeti savcılarının sırtındadır. Hepimiz siyasetçi olarak Türkiye'deki herkesin hak ve adalet noktasında haklarını aramak mecburiyetindeyiz. Ama bakın çiftçimizin geldiği duruma bakın. Geldi, üretimde geldiğimiz, tarımda geldiğimiz noktaya bakın. Şu operasyona bakın. Ceviz kabuğunu doldurulmayacak iş. Bir e, şeyin, e, bir et zincirinin içerisinde bir yerde bir şey bulunmuş. E ne oldu kardeşim? Ne oldu? Bomba mı patladı? Biri mi öldü? Hastaneye <laughs> mi kaldırıldı? Hastaneye mi kaldırıldı birisi? Zehirlendi mi birisi? Yok. Peki arkasında kim var? Kimler var? Göreceğiz yakında. Ortaya çıkacak tabii ki. Ama şu bir gerçek. Bu ekonomik tetikçilerin Türkiye'ye ne bedeller ödettiğini hepimiz yakın tanıyız. Bakın yapı işte devlet modeliyle geçmediğimiz köprüden, geçmediğimiz otoyoldan, uluslararası tekerlere akıtılan değerlerin Yüzde bin arttığı bir Türkiye'de insanlarımız bizim pazar yerlerinde… Meclis kürsüsündeki konuşmalara çevirdi ha. <laughs> şimdi çok <laughs> özür dilerim. de çıkınca böyle, sonradan konuya atlardı böyle. Sayın Metinler, şunu söyleyeceğim. Aynı, bakın, bakın, bakın resmi gazeteye bakın. Mısır'daki… Ya nereden nereye geldi? Ama bir dakika ama şimdi… Tarım, şimdi tarım Bakanlığı… Tarım Bakanlığı şu anda Türkiye'nin gündemi nereye kilitledi? Tarım Bakanlığı… Türkiye'nin en Şeye getirdik. bakanlarından biri. Şeye getirdik. Domuz etine getirdik. Efendim? Ama Tarım Bakanlığı nereden bilebilirdi ki aradan sonuçta? Bu Peki, listede öyle şeyler üç var ki. Özgür Özel de CHP'yi nereden nereye getirdi mi diyeceğiz. Sayın Metin Erdoğan ay önce alınmış üzerinden. numuneler. İyi yere getirdi ama. Bir dakika. Yok şey, yok yani şimdi. Sayın Metin Erdoğan. söyleyeceğim. Oylum Hanım. Hani bir e, firma O firmadan 3 ay de... önce alınmış numuneler. Neden bugün açıklanıyor? Liste i̇şte onu Nedim Bey liste söyledi liste zaten. Sen bu nedenle bize yönelik yani bir operasyon yapıyorsam. da olabilir. Türkiye'de domuz eti yenmez diye bir yasak mı var? Gayrimüslim bürsüvün vatandaşlar domuz eti yemiyor mu? E biz yemeyiz yani. Biz burada, yemiyoruz tamam. Biz yemeyiz ama bilenlere de lafı yiyenler de yok. var. Bilmeden, Şunu bilerek Şunu kim ne yerse yesin ama Çok bilmeden. Çok haklı bir hassasiyet. Tabii ki biz inancımız gereği e, inandığımız, güvendiğimiz e, gıda zinciri restoranlarında devletin denetiminin, asli denetiminin, Gerçekten sağlıklı bir şekilde yapılması ve ona güvenerek orada insanlar yemeğini yiyor şeyini yiyor. Ama ben olayı e, açıkçası burada şüpheli görüyorum. E, şüpheli. Burada bazı şeylerin perdelendiğini düşünüyorum hı hı. ve e, milli ve yerli bir şeyimize bir operasyon yapıldığını da düşünüyorum. Yani bakanımıza da bir operasyon yapılıyor olabilir. Şimdi ona da e, sormak Bunu, istiyorum önce işte, Sayın yani, çok enteresan bir şey çok söyledi. O konuda tabii bili bir somut bir şeye dayanmadan bir itam etmek istemem ama e, demin e, arkadaşımızın ifade ettiği Cem arkadaşımızın ifade ettiği yerli ve milli şirketlerimize karşı bazı e, dış güçlerin operasyonunun zamanında yapıldığını gördük. Bu da onlardan biri. Bu olabilir da onlardan diyorsun. biri olabilme ihtimali vardır diye Şimdi düşünüyorum. Şimdi şirketlerden birine hani Türkiye'de e, bilinen, tanınan, güvenilen, çok tercih edilen hem merkezi hem yol e, restoranları olan e, bir restorana e, kumpas kurmak ayrı bir konu. Sayın bakan'a dolaylı yoldan bir komp. Kumpas kurmak ayrı bir e, konu. Bunların İkisi de olabilir. olabilir. Dediniz ki e, az önce Bakan Normal. olarak gösteren Bakan olarak dolaşanlar var aramızda kaç tane dediniz. Bakan var. Ne, ne? Bakır bu Mehmet evet, Bey? Ben, ben siyasetle evet. ilgili. Bakana o, bir İnderistan operasyon mu var burada. E, şöyle şöyle düşünürüm. E, i̇şte genel merkezde yönetim değişecek. Mesela atıyorlar ya. Sürekli. Sürekli. Külliye değişecek. Külliyen Konuşumlu. değişecek. Bakanlar kurulu değişmeli. Eğer Topyekün değişmeyecekse de özellikle Tarım Bakanı, işte Adalet Bakanı, böyle birkaç bakanlığın da ismini zikrederek. Bakınız bütün bu olaylarda hedef alınan bakanlıklara bakınız. Ve bu son olayda bakanlığın itibarı doğru çıksa bir türlü bu, bu böyle bir hatta sahte rapor olduğu bile ortaya çıkabilir. Hiç belli olmaz. Bilemiyorum. Aynen. Yani. Şimdi bütün bunlarda hedef alınan kişi kimdir? Tarım Bakanı En üst siz enerjiydi. ben bakan her şeyden haber olmayabilir diye düşünebiliriz. Ama milletimiz bunu böyle düşünmez. Der ki ya bakan sen her şeyi bileceksin kardeşim. Hangi bir? Burada burada öyle de bitse bu, şöyle de bitse sonuçta Tarım Bakanlığı çok ciddi bir darbe aldı. Ya bak. Sayın Bakanım'ı çok ciddi bir darbe Mart, aldı. Mart'ta hazırlamış rapor. Yani İnternet bu bugün. bu aynı zamanda Orman bu aynı günü. zamanda bakanlık beklentisi olan ve de bakanımız üzerinden kendilerine e, farklı alanlar nüfuzlar elde edemeyen insanların ve de kendilerini o makama taşımak evet, isteyen evet. insanların da evet. yapmış evet. olabileceği bir siyasi operasyon olabilir diye düşünüyorum. bunu Bunun da düşünme hakkım var. siyasetin içinden geliyorum. Evet. O kadar çok vurgun yedik ki. Şimdi Tarım Bakanlığı niye bu kadar çok hedef tahtasına oturtuluyor? Ben mesela kendi camiamızdan bildiğim için birkaç tane Tarım Bakanı adını biliyorum. Söylemem de. Kendisi piyasada dolaşıyor zaten. Ben Tarım Bakanı olacağım. Göreceksiniz yakında bir kısım bakanlıklar değişecek. Ben de Tarım Bakanı olacağım. Yani şimdi birdenbire böyle bu olay patlak veriyor. Takşiş olayı, siyasi takşiş olayı da diyebiliriz buna. E, bürokratik operasyon da diyebiliriz. Yani şu an biz devletin her alanına tam hükmediyor değiliz. Bakınız. Ya da belki gerçekten bu restoranda devletin, böyle bir hile de yapılmış olabilir. Onu da söz konusu yani e, binok olarak içinden alalım. içinden birileri yapabilir. İlgili kurumun içinden birileri yapabilir. Bürokrasinin içinden birileri yapabilir. Bütün bu ihtimalleri düşünmek zorundayız. Tabii her şey Ama burada bir, olabilir. bir masumiyet karinesi çok önemlidir. Hı hı. Yanlış yapmamak adına suçluluğu kanıtlanıncaya kadar kimseyi haksızlıkla suçlamamak Çok önemlidir. Biz de burada zaten ihtimaller üzerinde konuşuyoruz. Yoksa kesin yapmamıştır, kesin yapmıştır gibi bir şey içine giremeyiz. ya. Yani buna evet. hakkımız yok bizim. Ama içimize sinmeyen bazı şeyler var. Şeyin söylediği şey Soru işaretleri var. Çok doğru. Şimdi sen Siyonist çevrelere, İsrail Siyonist çevrelere destek veren bir takım firmaları çökertiyorsun. O sana yönelik hiçbir hamle yapmaz mı ya? yapmaz mı yani? Sen hamburger yemediğin zaman tek alternatifine kalıyor. Köfte. Sen şu dondurma yemediğin zaman hangi dondurmayı yersin? Değil mi? Maraş'ın dondurmasını yersin. Şimdi ona operasyon çekilmez mi? Yani savaş sadece askerler arasında yapılmaz. Ülkenin ekonomisine, şirketlerine, <laughs> firmalarına yönelik olarak Aynen, hepimizin yapılır. gururu. Evet. Resmen muhafazakar kesime, muhafazakar kesime Togu linç ettirmiyorlar mı? Evet, evet. evet. Bir, yok arabada bir ya patladı, çatladı. Ya ben en ki hani iki gözüm gibi korumaya çalışıyorum. Ya, yani niye biliyor musunuz? Gelecek nesiller bunlardan esinlenecek. Milli değerimiz. Tabii. Ya, bütün savunma sanayi esinlenecek. İçim titriyor. hatta benim olsa böyle bir arabam, arızası bile olsa neredeyse söylemem. Kendim onu hallederim. Aa, bakıyorsun muhafazakar kesim TOG'u linç etmek için Adam sürmüşler piyasaya. Bak, anlatabiliyor muyum? Ya sen diyorsun ki ya bu hükümet ama yani işte muhafazakar ama tarım Bakanlığı da ama işte gazetecisi de falan filan. Bak zaten bu iktidara bakın Cumhuriyet Halk Partisi Namık Bey. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Namık Bey bu iktidara ne zarar verebilir? Muhalefet eder. Bütün etkileşimi karşıdandır, cephedendir. Ama ihaneti kim yapar? Kendi içinden. Öyle olmadı mı? AK Parti'ye bugüne kadar en büyük zararı, Erdoğan en büyük zararı, onu hançerleyenler, yanında olanlar değil miydi? Hiç kimse. Değil mi Mustafa? Muhalefetten kim zarar verebildi? Aksine muhalefetin bazı tutumları Şimdi onu büyüttü de. Ama güve, en diyorsun. güvendiği adamlar, Şimdi... en güvendiği adamlar onu hançerledi. Ya canım, Bakanları, doğru. en güvendiği bürokratları ya hançerledi. Zaten en yakınında vurulursun. Şey. Olur ee, bakın, bakın şunu ifade edeyim. E, demin Metin Er, e, biz anayasa değişiklikleri, şu bugün şikayet edilen işte ve parlamenter sisteme dönülmesinin gündeme geldiği konuşmaların bu anayasa son anayasa değişikliklerinin olduğu dönemde bunları konuştuk arkadaşlarımıza hep orada. Bakın yanlış bir yola giriyoruz. Doğru değil bu anayasa değişikliği. E, Adalet ve Kalkınma Partisi %37 ile iktidar oldu. Siz niye %50.1'i toplumu zorluyorsunuz? Yani bu gereksiz bir şey diye. Neyse o ayrı bir konu Şimdi tartışma. Sen bir sen bir bilgi verdin de Mısırla ilgili misin? Mısır Şimdi tartışma. soracağım. Sen ha dur onu düzelteyim. Durun düzelteyim. Bakın Sayın Metinler. Dökhan Günaydın. Eksik bilgi verdin. Bugün yanlış bilgi verdi. E Büyük Meclisi'nde ki konuşmasında meclis tutanaklarından okuyorum. Hı hı. Diyor ki Gelelim tarım meselesine. Dün gece resmi gazetede şapkadan bir tavşan çıkarttınız. Mısır ithalatında uygulanan yüzde yüz otuzluk gümrük vergisini yüzde düşürü verdiniz. Şimdi onu açık Meclis tutana. Diyor ki 1 milyon ton mısır ithal edilecek. Bir günde örneğin Konya borsasında tonu 9500 liradan satılan mısır sizin bu kararınız çerçevesinde 8 bin liraya indi. Adanalı mısır üreticisi, Konyalı mısır üreticisi e, siz İthalat lobilerinin destekleyicisi misiniz? Tarım Bakanlığı'na söylüyor. Cevap veriyorum. Ee, yoksa yerli üretim destekçisi. Meclis konuşması dediğim buydu. Yani evet. popülizm yapmak, yanlış bilgi, eksik bilgi üzerinden. Olay şu, gümrük vergisinin yeniden belirledi bakanlığımız, ticaret Bakanı. %130'dan %5'e düşmüş mü? Bir dakika. Niye yaptı bunu? Niye yaptı? Gökhan Günaydın hadi şey yapmadı, sen parti hassasiyeti için hemen aktarıyorsun. Niye yaptı? Gerekçe şu, yerli üretimin kulağını veriyorsun değil mi bana? Evet. Tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarın yerli üretim var ama tüketimi karşılamıyor. Eksik kalan miktar 1 milyon tonluk bir miktar diyelim ki. Sırf o 1 milyon tonluk kısmı için 31 aralığa kadar %5 oranında Gümrük vergili tarife e, iki kontrol. 2 yani. aylık yani. 2 aylık %5'e düşmüş yani. Şimdi bakınız bunu bu şekilde de anlatıp aktarıp yani eleştirebilirsiniz. Evet. Ama bu kısmını görmeden de. Doğru orada o eleştirilir. Şimdi da. işte CHP i̇ki siyaseti aylık. bu hala. Ya şimdi onu da evet, bir Özellikle birlikte siyasette bir, yani. bir değişiklik olur de zannediyoruz ama, ama de genelleme... işmiyorlar işte. Ama o zaman Sayın evet Metin o zaman şunu da sormamız gerekmiyor mu? Genelleyerek diyorsunuz şimdi siz de. Cem Bey %130 gümrük vergisinden %5'e düştüğünde aradaki rant ne kadar? Ama diyor ki bir, ne kadar? Yüzde yüz Sadece ya şu e, siyaset tarzınızı üretim, değiştirin. Yüzde yüz Yerli, üretimin yetişmediği yer. Özgür Özel'e umut beslerken yeniden eski <laughs> siyaset tarzına ama döndüler. Şimdi bakın biz burada aradığımız ölçü şu. Devlet kararlarıyla, hükümet politikaları hiç kimse yapay zenginlik üretmesin. Bizim önceliğimiz kendi çiftçimizi korumak. Sen onu Sancaktepe Belediye Başkanı'na söyle. Kendi kendi domates üretimimizi, kendi pirinç üreticimizi, tarzı kendi, yapalım, kendi tohumcumuzu, kendi milli hassasiyetlerimizi koruyacağız. Bak ne bunu diyordu? Söylüyorum. Bugün Sancaktepe Belediye Başkanı ses kaydı var, görüntülü ses kaydı konuşuyor yani. Partili yoldaşlarına konuşuyor. Diyor ki: "Belediye binaları büyüdükçe faşizm de artar yani güç şey ya. Ama biz artık küçültemeyiz Sancaktepe Belediye Başkanlık binamızı örnek göstererek. Peki bunu nasıl büyüteceğiz?" diyor. Burayı yoldaşlarımızla doldurarak büyüteceğiz diyor. Düne kadar bizi nepotizm üzerinden, siyasi kayırmacılık üzerinden eleştiren bir CHP zihniyetinin hangi argümanlar üzerinde nasıl bir çizgiye savruldu olduğunu. Bakınız. Şimdi siyaseti şöyle yapalım. Bu bilgi aktarırsınız. Dersiniz ki bu bilgi budur. Ama buna rağmen yanlıştır. Eyvallah. Buna saygı duyarım. Ama bu gerekçeyi görmeden, göstermeden sadece Yerli üretici öldürdünüz, geberttiniz, yok ettiniz, bilmem kime ne sağladınız. E, bu olmaz yani. Şimdi bu etmez. olmaz. E, Hanım. Yani güç iktidar kendilerine geçse var ya bizi rahmetle toplum yok, arayacak. Yok. Bizim siyaset tarzımız bugün şu bak. Yoldaşlık ilişki nasıl Şimdi, bir yoldaşlıksa bu. E, ben şunun altını çizmek istiyorum bir defa. Cumhuriyet Halk Partisi son kurultayından sonra, Tüzük Kurultayından sonra, altını kalın kalın çizdiği bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi toplumda kutuplaşmayı, zıtlaşmayı, kamplaşmayı, kavgayı değil, Çok güzel. toplumsal sorunları çözüm üreten bir siyasi anlayışı toplumun önüne çıkarıyor. Ve hatırlayın işte Sayın Özel'i ayağa kalktı kalkmadı şeyleriyle ilgili kendi partimizin önemli bir kısmı çok sert şekilde eleştirdi. Fakat biz şu noktadayız bakın ben de kırsal bölgelerde siyaset yapan birisiyim. Ailesi hala köyde çiftçilik yapan bir aileden geliyorum ben. Yani biz de çeltik üretiyoruz, domates, pirinç üretiyoruz, e, zeytin üretiyoruz, üreteceğiz yani. Ve soruyorum, bakın toplumun sorunu kim ayağa kalktı kalkmadı değil. Kardeşim benim traktörüme koyduğum mazot, tarlama attığım buğday tohumu, ilaç, gübre ben nasıl üreteceğim? Siz buna çözüm arayın diyor. Bırakın diyor kavgayı gürültüyor diyor. Bize diyor, çare olun diyor. Dolayısıyla hakikaten de bugün, az önce konuşuyoruz işte, eğer bugün İstanbul'un sokaklarında kadının güvenliği yoksa, CHP'li kadının da yok, AK Partili kadının da yok, MHP'li de yok. O zaman bizim İstanbul'un sokaklarında güvenliği sağlamak Nasıl sadece iktidarın ya. sorunu değil, hepimizin Nasıl sorunu. yok canım yani. Hepimizin sorunu. Asıl yok canım. Tarımın üreten bir Türkiye yaratmak, çok Tarımda önemli. üreten bir Türkiye hepimizin sorunu. Türkiye çok güvenli bir ülke ya. Ya yok şunu söylüyorum işte. Avrupa başkentleriyle kıyaslanmayacak ölçüde güvenli bir ülke ya. Yok şunu söylüyorum şimdi bakın az önce de, biraz sonra değerlendireceğiz. Şu anda ülkemizde bulunan mülteci sayısını kimse bilmiyor. Sığınmacı sayısını. İran deport kararı aldı. Yarın ne olacağını bilmiyoruz Türkiye'de. Afganlar elini kolunu sallaya sallaya giriyor. Türkiye Dünyanın Kızılay çadır haline geldi. Öyle bir şey yok ya. Salona salar defalarca bakanlığımız <laughs> açıklama yaptı yani. Şimdi ben neyse şimdi tamamlayayım. Bu şu anda nereden, nereden alıyorsunuz Biz de merak Metiner, ediyoruz yani. Bizim şu anda Cumhuriyet Halk Partisi e, toplumun sorunlarına neşter vuran. Ama doğru bilgiler temelinde çözüm, neşter vurur Çözüm yani. ortaya koyan, çare ortaya koyan bir çizgiyi benimsiyor ve bu noktada siyaset yapıyor. Biz takdir ediyoruz CHP'nin bu retorikteki şeyini ama şeye taşıdığınız andan itibaren gene eksik yanlış bilgi üzerinden kutuplaştırıyorsunuz yani. Ben kutuplaştırmıyorum. Şimdi sanki sınırlarımız kevgire dönmüş şu anda. Herkes gene istediği gibi geliyor çıkıyor. Yok böyle bir şey. Öyle değil mi? Yok tabii yok. E peki o şeydeki görüntüleri e, Afganlılar elli kolunu sallaya sallaya geliyor, geliyor, geliyor. Sınırlardan bu. geçiyor. E, Twitter'da her gün yayınlanıyor bunlar. Yoksa şey e, bazıları biliyorsunuz. Ya. Eski Afganistan Afganistan İran sınırından çekilmiş evet. görüntüleri. Sanki evet, e, Türkiye İran görüntüler. Türkiye sınırında şey. İşte şu anda İran da paylaşıyorlar. Peki bazıları dezenformatif. Eski görüntüler peki, yayınlanıyor. Göç Ama İdaresi Başkanlığımız gidince... o kadar duyarlı davranıyor ki ya şunu söyleyeceğim bir bir realite değil mi? Bakanlığımız... ne kadar sığınmacı var arkadaş? E, o bir gerçek onu eleştir. Yani bunları Ama şu anda bunlar nasıl geri bu çok gerçekçi Bu Afganlar nasıl girdi bu ülke? Hem tabii işte. girdi. Şimdi konu mı bunu... adam, yani. adam diyor ki Beni şu anda konuşmadım. adresini, bakın bugün hmm. ben bunu söylemiyorum. Açın e, uluslararası kürsü sahibi bir profesör söylüyor, araştırmacı. E, bir gazetede tam sayfa manşetti yazdıkları şu anda. Ne yazmış ben kim o? İşte e, aynen benim dediğimi yazıyor söylüyor hoca. Kim hoca? de, biz, Kim de bir fog diye profesör, bir ekonomist vardı. Üniversitesi Profesör Hasan Ünal. Hoca. Şimdi şöyle bakın. Sözcü gazetesinde tam sayfa e, şey yapar Şeyi ama. var, ifadeleri var. Yani bilimsel raporları var adamın. Şimdi şöyle. Bunları e, yazıyor. Tamam. E, Şimdi neyse ben, ben şunu söyleyeceğim yani. Benim vurgulamak istediğim oylum şu vurgulamak istediğim. Bugün Türkiye'nin Türkiye'nin iç ve dış sorunları sadece hükümetin sorunları i̇letişim değil. Bakınız he, iletişim başkanlığımızın hepimizin yeni açıklamasını sorunları. okuyorum. Evet. Bakınız yeni açıklaması. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin başındaki İdris kardeşin iddia edilen aksine sınır kapılarımızda herhangi bir sığınmacı akını veya göç dalgası söz konusu değildir. Diğerlerini okumuyorum. Evet. Yok tamam o şu an için doğrudur şu an için. E sen Olak olmaz. Yani zaten Zaten giren girdi Türkiye'ye. Tamam. Şu anda o sorun şu anda zaten sığınmacı sayımızın e, resmi rakamları belli değil. Yani ortaya konulamıyor. Kimisine göre 4 milyon, kimisine göre 9 milyon. Resmi e, olarak açıklanan rakam aslında 4 ama şu milyon var civarı Türkiye bundan, Ama Türkiye'nin buna bakın. Bunlar nereye sığınacaklar? Bunlar bu sorunu çözmek ayrı bir şey. Biz de çözülmesinlerini çokları geri döndüler zaten. Güvenli bölgeler oluştuğunda da geri dönecekler zaten. Bir kısmı da burada hala. kalacaklar. Ama bakınız bu göç olgusu ayaküstü konuşulacak bir olgu evet, değil. Bu, e Şimdi bakınız diyelim ki benim dedem, senin dedenle Çanakkale'de aynı vatanı savunmak için aynı toprağın altını paylaşmış. Halep'le İstanbul birken, aynı vatan, hepimizin vatanı, sonra sınırlar girmiş ve benim başa darım başımda dara düştüğünde gelmişim. Buna niye sığınmacı diyoruz biz ya? Şimdi Batın sığınmacı konusunu türü, bir başka programda, programda değiliz, konuşalım arzu ederim. Konu sığınmacı. Yani, yani onun atası Başlığı gelin senin dene vatanın zaten için ortak konuşmanla vuruşacak. Kendisi başı Biz, dara düştüğü zaman buraya sığınamayacak. Şu yani. anda çok en çok mı? domuz eti konuşuluyor. Herkes bu domuz etinin evet. e, altyapısında neler olduğunu neler merak ediyor. Çok önemli. Biraz bu domuz eti, ze, yani z restoran zinciri sizce Can Bey suçlu mu, mağdur mu? E şimdi e, sa <laughs> sahibinin açıklamasına göre mağdur. Ve diyor ki, en kısa, o da adalet Nasıl de, o Nasıl emin olacağız? Bundan sonra diyor ne ki, yapacağız? Diyor ki ben bunu... Ben gariban çözemem. bir üreti gariban Ben bu çözemem. Ben, ben de adalete sığınıyorum diyor. Ve haklı olarak şu eleştiri yapıyor. Tek yerden üretildi bunlar diyor. Gelip benim üretim fabrikamdan bu numuneleri almadılar. Gelsinler oradan alsınlar. Hem çiğ hem pişmiş olarak. Hı hı. Ve mesele şu zaten. O numuneler oradan alınmadıysa gerçekte o e, restoran zincirinin bir tane şubesinden mi alındı yoksa herhangi bir yerden mi getirilip konuldu? Onu bile bilmiyoruz ki şu anda. Şimdi burada artık e, sahibi açıklama yaptı. Şimdi sıra bakanlıkta. Bakanlığın bu numuneleri alan kişilerle ilgili şunu yapması lazım. Şu birimimizdeki şu kişiler aldı. Şu tarihte şu kayıtla aldı. Fotoğrafı vardır, videosu vardır, görüntüsü vardır güvenlik kamerası vardır. Bir, bir şekilde kimin nasıl aldı Şöyle bir şey var Can Bey. Ee, şöyle sayfa 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 aslında e, isim var. Şimdi bunların her biri çıkıp bizde de böyle bir... İşte, tam durumsa, onu, tam onu söyleyecektim. Şimdi bir... Diyebilir. Evet şimdi siz de saydınız baharat... E, baharat de, var, tavukçular var, sucuklar var. Şimdi onlar var. da diyecek ki bana da bana dokun. Şimdi burada diyelim ki firma sahibinin dediği gibi bir hata oldu ve ama diğerler ne diyecek bu sefer? Evet. İyi ki bana da kumpas kuruldu. Evet. O zaman şimdi o Yani bu bağımsız denetim o yüzden yani. Işte şart. Üniversiteler bu işe yarar. O zaman bağımsız bir denetim, kez daha doğrudan menfaat doğrudan çıkar çatışması olmayan insanların yapması lazım. Bir örnek alırken bile ya yani siz bugün mesela fırsaya su analizi için bir şey götürün. Onların e, istediği kaplarda ve istenen sürede götürmezseniz kabul etmiyor. Yani örnek almanın da bir metodu var. Ama birine bir kötülük yapmak istiyorsanız. Evet, o çok kolay. Tekrar Üniversitede söylüyorum. olsa. Bakın, bir, kilo, bir, kiloluk, bir kiloluk köfte harcının içinde bir gramdan bahsediyoruz. 100 gram 100 gram içinde onun da binde birinden yani bir gramın binde çok birinden bahsediyor yani evet. küçücük bir parçadan bahsediyoruz aslında biliyor musunuz? Yani alınan örneklemeye bak, örnek miktarlarına bakarsanız kaç köfte adeti 100 gram. 100 gram 10 tane köfte aldın, denetledin. 1 gramından mı? Yani her bir köftede bile çıkmayacak bir Hayır, bir, o küçüklükte o bir orandan, orandan bahsediliyor. O örneği de o restorandan alıp almadığı da belli değil. Tabii. Şimdi ee, açıklamasına eski, bir bakılırsa bir şey, hangi restorandan? İfade olur? edebilir bölüm <laughs> hanım. Buyurun. Buyurun ee, ben de 30 yıllık ceza avukatıyım Hı. ve birçok davalar yürüttük bu şekilde. Şunu ifade edeceğim. Eğer ben e, o firmanın avukatı olsaydım o numaraların alındığı zamanda arkasından eğer bir şüphe içerisinde olsaydım kendimden derhal bağımsız bir şey e, gıda şeyine Tabii. talimat verirdim. Aklına gelmemiş gibi belki bakın, de evet. bakın, bir nokta o adam alırdım. Bunun neileri aldırırdım. Tabii. Aldırırdım. Tarım Bakanlığı'na bu şekliyle ben kendi İşte bu ders olur diye. ona. Yani bakın bugün girelim, bugün şirketlerde bakın bütün dünyada ee, ne diyoruz? Hukuk devletinin temeli denetime dayanıyor. Bütün kurumlar denetleniyor. Mesela Sayıştay denetliyor ama şu büyük şirketler bir de vergi denetiminin dışında kendini bağımsız firmalara da denetletiyor. Şimdi Hı. eğer bu kişi, bu firma eğer kendinden bence şüphesi olsaydı, bakanlık yetkilileri numune aldığı tarihten hemen bir sonra bana mesela bana danışsaydı ben derhal şu adımı atardım. E, bağımsız bir de, şey gıda denetim firmasına laboratuvara analize aldırırdım numuneleri. Kendim de onu denetlerdim. Ama şubeden alınmış. Bakın i̇şte, herkesten olsa dediğinizi belki de yapacak. Evet. Ama mutlaka Hangi bu şubeden e, alınmış da belli. değil. Şubeden şeye, alınmış. Firmanın, ya firmanın şeyine mutlaka ihbar edilmiş. gitmez hocam. Yani şubeye ani baskın yapıyorsun. Şey, örnek alıyorsun. Adam Doğru. sadece bilgilendirmek için böyle böyle tamam diye adam Ama işte yani o şey, Oradaki e, şubenin yetkilisi... Bilgi verir sadece. Bilgi, e, Ama öncesinde tedbir alamazsınız ki. Çünkü aniden te baskın Tedbir yok. Tabii ki bakanlık zaten haber vermez. Tabii. Gelir denetler. Tabii. Fırınları, Tabii. gıda gıdayaların. Zaten yapalım. olması gereken de bu. Tabii. Ben firma açısından söylüyorum. Eğer benim böyle bir şey Adamın şu, esnaflı oradan e, geliyor. Rahat yani. Adam bir iş yanlış bir <laughs> şey yapmıyor. Yani, emin o yüzden rahatlar. Hani, hani bir Tedilsin. şey vardır. Çiğ yemedim karnım ağrısın. Gel kardeşim Peki, denetle. E, Namık Beyciğim bunu anlatırken bakın insanlara... Şimdi binde bir oranında tespit edilmiş. Tekrar izleyicilerin anlaması için bir kilogramda bir gramdan bahsediyorum. Evet, bir evet. gramı tahayyül edin. Bir gram domuz etini on numuneye paylaştırsanız, küçücük bir nokta bile düşmez. Bu kadar bir, bak, bir kilogram, yüz gramda sıfır nokta e, bir, sıfır nokta on gram ediyor. Yani evet. bir gramın da onda biri kadar, yani 100 gramlık numune alındıysa bir yerden, bir gramın da onda biri kadar, bak bir gramın da onda biri, yani gö neredeyse gözle göremeyeceğin evet. kadar küçük bir parçacıktan bahsediyorum. Bu koca bir markayı yıkmaya yeter mi? Bu arada Gözü bir de şey de söyleyeceğim. Zaten. Sudan'dan domuz eti e, i̇thal edildiğiyle ilgili dezenformasyon başkanlığı bunu e, yalanladı. Evet. Bunu yalanladı fakat tabii e, dezenformasyonla mücadele merkezinden yapılan açıklama e, harmonize sistemden e, bahsediyor fakat e, yani İyi Parti milletvekili Sayın Turhan Çömez e, çok da yakından tanınan bir isim e, bu iddiayla gündeme şey geliyor. Hemşerisi işte nam e, Sudan'dan evet. balık esirli. Evet. Köylerimiz, Doğru köylerimiz, değil miymiş, e, hayır, değil. E, ama geçen ya bak Turan, Turan Bey hani çok önemli bir evet, isim, çok değerli, kıymetli, bir, bir, bir değerli bakayım, bir millet Hem de bir tıpçı. Bir de yani, diyor ki, şunu da anlatayım. Sonra size sözü size vereceğim. Sudan'dan daha beş ay önce sıfır gümrükle domuz eti ithal etmek için anlaşma yaptılar şimdi meşhur bir köftecinin köftelerinde domuz eti Bak, çıktı diye niye şaşırıyoruz şimdi bu, ki şimdi evet. şöyle geçen gün geçen haftada Turan Bey e, Türk Türkiye eee Mahsuller Ofisi tarım mahsuller ofisi toprak mahsuller özürüm tarım ta, toprak mahsuller ofisinin ithal ettiği buğdayları e, gömerek ziyan ettiğini çiftçinin şeyinin de, e, düşük fiyatta onu sonra meğer bu bir Saklama yöntemiymiş. O evet. sonra açıklandı. Evet. Hı. Ya şimdi Sil ya olmuyor. Mesela. Yani tamam muhalefet etmek iyi de. Bak şimdi yalan ya bunun yerine tarım bakanlığı açın sorun tabii canım, tabii. rezil edin tarım bakanlığını ya da kimse o izni veren falan. Ama bu olmuyor şimdi. Yani sen Turan çömezsin ya. Yani silolar onun için var ya. Yani <laughs> toprağı onun için göm gömülüyormuş meğer. koruma amaçlı yıllardan beri yapılan bir metotmuş evet, bilmiyoruz onu yani. yani. Şimdi oturup şimdi Neyse, Turan, Turan Bey, Bey, Bey sayesinde biz de öğrenmiş olduk. Anadolu Anadolu Bazen <laughs> bir öğrenmiyor. yalanın ay, faydası da olabilir. Ama hocam öğrendik de neyimize yaradı? Sadece ne yapalım? Bildiğimiz Turan Bey yalanlardan o kadar çok yalanlardan dezenformasyon. Öyle keşke öğrense çalışamıyor yani. Yalanlara yetişemiyor. Kesin yani. vermeyeceğim ama bir milletvekilimiz dedi ki pazartesi günü şöyle olacak borsa inecek çıkacak dolar bilmem ne olacak dedi. Yani ne oldu ne oldu? Bir, bir milletvekili yaptı bunu. Evet. Sayın Mehmet Şimşek'in istifası ile ilgili. Evet. Yani işte evet. hayır, isim vermeyeceğim Demek, hani yani, yani, sonuçta. Adam bir... hala oturuyor. <laughs> milletvekili şimdi Sayın Turan bunu milletvekili Çömez yapıyor. Bu çok güvenilen biri. biri. Evet, evet. Şimdi Sayın Turan Çömez Turan, söyleyince. Turan, Turan Aa, Turan Bey dediyse doğrudur diye ve diye o sayın bilecek millet, olan çok fazla insan. Ve insanlar. o sayın milletvekili daha önce de bu borsa olaylarından yargılanmış. Ya yani şimdi biz kime inanacağız? Kime güveneceğiz? Yani isim karışmasın. Cemal Aygun. Hayır, ay be tabii. Tabi. O hayır şey değil. ben başka bir milletvekili dedim. Başka evet, bir evet, siyasi başka, başka bir, bir evet. milletvekili. On tartıştık bir hafta. İstifa edecek mi Mehmet Şimşek denildi. Bilmem ne borsa inecek, dolar çıkacak, mahvolacağız. Şimdi denildi. halk yerine koyalım Ama kendimizi. Ya bunu dan domuz etleri. Bunu bir vatandaş yapsa tutanır. Bakın bu. Ondan sonra Öyle Hanım, Türkiye'ye yönelik. Kime güveneceğiz? Maalesef muhalefetimizin Bakın, bilinçli veya bilinçsiz algı operasyonlarına kurban ediliyor. Bak Özgür Özel kısmen bunu önlemeye de çalışıyor. Ama ne ona, ona yakın medya, ne parti içindeki hizipler, ne de tabanı buna hazır değil. Bak ben Özgür Özel'le davalığımız falan vardır ama hakkını yemeyelim. Bunu biraz örselemeye falan çalışıyor. Biraz daha somut yerlere oturtmaya. Hatta AK Parti tabanından da güven alırsak biz seçilmemiz daha kolay olur. Çünkü bu şunu da getirir. CHP'nin PKK dem boyunduruğundan da kurtulmasını sağlayabilir. Çünkü AK Parti veya MHP tabanından oy alacağını görürse, oradan bir teveccüh alırsa bu sefer Kayyumdu, bilmem neydi falan bu PKK artıklarıyla siyaset yapmaktan kurtarır. CHP kendi özüne döner. Asıl isteğimiz budur bizim yurttaş olarak. Rahat uyumak için ne isteriz biz? Milli güvenliği bizim güvenliğimizi, vatanın bütünlüğünü koruyan bir iktidar isteriz. Bu AK Parti, CHP fark etmez. Ama buraya dönmesine dahi izin vermiyorlar. Yani PKK dem çizgisinde siyaset şey, siyasetle mahkûm etmiyorlar. Şimdi dolayısıyla bunun için ne gerekir? Toplumda güven yaratmanız lazım. Hı hı. Şimdi ama ne oluyor? Özgür Özel mesela bir takım adımlar atmaya, bir şeyler yapmaya kalktığı zaman önce medyası onu bir güzel harcıyor. Ya adamı AK Partili Özgür Özel diye iki gün linç ettiler. İki gün ben dalga geçtim. Çünkü onlar bize de AK Parti diyorlar ya her ağzını açtığında oh diyorum Allah'ın adaleti böyle bir şey işte. Sen söylüyordun, siz söylüyordunuz. O linç gruplarınız Muharrem İnce'yi de AK Parti ilan etti. Kılıçdaroğlu'nun da yeri geldi AK Parti ilan etti. Sarayın adamı bilmem ne. Ya şimdi şey için, Özgür Özel için yapılan fotoğraf montajına bakın. Badem bıyıklı tak şudur budur falan filan. Oh diyorum ne güzel. Şimdi ya mendakka dukka. Neyse ama ben bundan şöyle seviniyorum. Mendakka Dukka. Mendakka Dukka yani evet. çalma kapını çağırlar kapını <laughs> hikayesi. Arapça yani. Ha, Arapça. Mendakka Dukka. Güzel bir laftır o. Mendakka Dukka. Şimdi dolayısıyla burada şey var e, ne derler onu özellikle medyası yani CHP'yi yönetmeye meraklı o kadar çok medyacı falan var ki yani... Özgür Özel e Bizde de var AK yönünden... Parti yönetmeye merak. Yok be hocam Erdoğan bir şöyle yan bak. De yok yok yani. reise değildi ama AK ya, Parti reis, şöyle reis. Ya böyle. Yok yok. Sayın... Onlar bak şöyle sivri sinek gibi yani hiç AK Parti'ye etkilemiyor bile. Maalesef bana hani AK... bazı doğru söylese de düzeltemezler. O problem değil. Ama CHP'de bakın Kesinlikle. Özgür Özel bir şey yap, bir tutum alsın. İki gün vurduklarında üçüncü gün Özgür Özel asla bilmem ne yaptırmam daha sertleşmek zorunda kalıyor. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. CHP demek teşkilat demektir. Ee, AK Parti şey e, lider CHP, MHP fikriyat. Yani hep şöyle tabir ediyorum anlasınlar diye. MHP'nin tüzel tüzel olarak bir kurum olmasına gerek yok. Milliyetçi taban bu ülkede %35-40 kemiktir. Kriz anında ortaya çıkarlar. MHP adı olsun veya olmasın o milliyetçi Bozkurt takımı vardır. Ama CHP teşkilat demektir. Yani mesela şöyle düşünün. Atatürk gibi efsane bir Komutan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve CHP'nin genel başkanı e, vefat ettikten sonra İnönü, İnönü vefat ettikten sonra deniz Hayır şey, Bülent, e, Bülent Ecevit, Ecevit'ten sonra Deniz Baykal gibi isimler hani böyle Hı. kalın ama parti ayakta ama şimdi Ak Erdoğan siyaseti bıraksa. AK Parti'nin bayağı bir kan kaybı olur. Bunu herkes biliyor. %85'i 90'ı Erdoğan için oy veriyor. Güçlü bir lider. Ama Güçlü lider. Yok yani, bak Erdoğan ya. Bak şeyde yok. CHP'de Teşkilü olsa. Lider kim olursa olsun onu tutan çok güçlü bir teşkilat evet, yapısı var. Bu çok eskiden kalim Parti'nin şey. içinde çok güçlü siyasi aktörlerimiz tabii var da. ama var. güneş varken tabii ha başkaları göremiyor. Şimdi yani ben biraz yok biraz onun onun sordu, doğrudur, ama Erdoğan, doğru, Erdoğan çok doğrudur güçlü ama işte Partimizin içinde Vardır muhakkak. O zaten Çarşı şeyde olacak. Zaman onu gösterecek var. Ben ona, Şimdi, ona inanıyorum. Zaman o liderlikleri gösterecek konuyla, ama o sürecin yaşanması gerekiyor. Biraz e, daha şey, devam etmek ha? istiyorum müsaade ederseniz. Son 5 dakikamız ama e, banka mağdurlarından bahsetmek istiyorum. Evet. E, banka ismi vermedik. Ben vermedim mi? Evet. Evet, vermedik biz fakat siyaset konuşacak. <laughs> 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 ama burada ama şöyle girdik. Ya yani zaman gireceğiz oğlum? Ne Spor konusuna? Spor, ya, o gol bana sorsanız de... bunun hepsini sporla bağlayabiliriz. <laughs> Futbolla mı? Özellikle <laughs> evet, spor aynen. değil. Korvetler, e, federasyon derken tamam. sabahı buluruz ama biz. Yani televizyonuza ulaşan vatandaşlar olduğu gibi bize de ulaşan vatandaşlarımız var ve mağduriyet. Sanırım. Ee... Şimdi burada olaya el atması gereken kurum bankacılık denetleme. BDDK. BDDK. Hı hı. Ya başında çok değerli milletvekili arkadaşım var, kardeşim var. Çok sevdiğim Şahap kardeşim ee, Namık da aynı dönemde beraber zaten milletvekili yaptığımız dönemde milletvekilimizdi. Çok çok değerli. Bu işi en iyi bilenlerden biri. eski Merkez Bankası başkanımız iktisat profesörü çok çok değerli. Yani doğayan bir isim. BDDK kurumunun faaliyete geçmesi gerekiyor. Çünkü devletin öncelikli görevi vatandaşları kurumaktır. Hı hı. Tabii ki kurumlarımızı da koruyacağız. Yani o banka yanlış yapmışsa bile bir yanlışı düzeltmek adına hareket ederken kurumu da koruyacağız. Ama eğer banka kendi gücüne güvenip bir medya organına haber yaptığı için tehdide, şantaja varacak düzeyde ileri gidiyorsa bir bütün medya kuruluşlarının aslında sizin arkanızda durması gerekiyordu. Çünkü siz banka ismi zikretmeden sadece vatandaş mağduriyeti üzerinden yaptım. Biz zikrederek haber yaptık. Tabii biz de yaptık. ama birçok bir çok medya organı görmezlikten geldi. Ben bunu eleştirdim şahsen. Yok yok biz de o mesela o şeyi biz de haber yaptık. Banka mağdurlarını, orada yaşanan sıkıntıları, şikayet kısımlarını, nasıl ulaşacağını. banka tarafından da açıklama yapıldı. Onu da haberimizin içine koyduk. Yok o da TV'nin bu konudaki duyarlılığı. Yani orada orada biz biz o şikayet dile getirdik. Mesela medya medya bir bütün olarak bu duyarlılığı teşek gösterseydi. İki, Bededaka Belki de bizim bilmediğimiz şekilde bir takım iç teftiş yapmış olabilir. olabilir evet. Muhtemelen yapmıştır. Ben o konudaki duyarlılıklarını biliyorum ama bunu kamuyla paylaşmasını beklerdik biz. Hmm. Ya Biz vatandaşları mağdur eden bu olayda gereken incelemeleri yapıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz bu sorunu çözeceğiz. Yani bu, bu, bu açıklamalar çok önemli. O yüzden sizi bir kez daha gerçekten tebrik ediyorum. Yani burada programda bulunduğum için de ben Ekol TV farklı bir yere koyuyorum. Farklılıklara, çeşitliliğe, çoğulculuğa, farklı tartışmalara izin veren özgürlükçü bir yayın politikası dolayısıyla çok önemsiyorum. İki, banka ismini bile zikretmeden tehdide ve şantaja muhatap olduğunuz halde bile ki bu, bu ayrı bir ilkeselliktir. Bu konuda da tebrik ediyorum ama BDDK'yı da eğer iç teftişten geçirmişse bunun sonuçlarını Vatandaşlarla paylaşmaya, bu konuda da size yapılan ayrıca baskıyı da Bededakan'ın da hesabını her banka şekilde... bu bu şey elindeki reklam gücünü bir tehdit evet. unsuru olarak kullanamaz yani. Evet reklam gücü ama evet, o... e, ezelden beridir o her zaman güçlü var, e, ama biz tabii... Biz Her zaman mağdurların çalışan... yanındayız. Ama bir mağduriyet üretildiyse, ortada bir mağduriyet varsa mağdurların yanındayız. Bunun bir açıklaması varsa, bir medya kuruluşu olarak sorumlu gazetecilik ilkesiyle bunu da açıklarız. Ama tabii büyük şirketlerin elinde para gücü barındıran şirketlerin bu güçleriyle herhangi bir tehdidi öne sürmesini hiçbir şekilde. Hiçbir medya kuruluşuna, medya organına ya da şahsi gazeteciye e, doğru bulmuyorum. Kesinlikle. Hiçbir şekilde. Halbuki o kimse banka size doğru teşekkür bulmaz. etseydi, varsa bir yanlışlık bunu giderebileceğini paylaşsaydı çok da yücelirdi yani. Evet. Olur. Ama bu tarz bunu. mağduriyetler Yapmadı. söz konusu mağduriyet olduğunda varsa sorunda o hemen o sorun tespit edilir ve çözülür ve sorun ortadan kalkar. Bunun üstünü kapatmak daha büyük sorunların e, olmasına neden olur. E, onun için siz ne güzel de reklam gücünü kullanarak susturmaya bu, çalışmak başka bir şey. Bu çok yanlış. Ne yazık bu, ki, bir, bu doğru bir, bir şey, şey değil. Yani bu burası büyük bir kanı. Yani Ama e mesela biz o da... satın alınamayacağını gösterdiği için evet. bence her türlü ne yazık ki medyamız da evet. siyaset gibi çok keskin. Biz bile doğru. Çok ayağı var. Şöyle hani bitiyor programın sonu ama biz evet. mesela ben röportajlar yapıyorum iş adamlarıyla falan. Yani sen o iş adamıyla nasıl röportaj yaparsın diye bile eleştiriliyor. Tabii. tabi. Yani soru soruyorum Medyada olmak size, da zor. size vergi muafiyeti yapıldı mı gerçekten? Evet. Sorusunu soruyorum. Ya röportaj yayınlanıyor bir dakika sonra. Altına yazmışlar, aklamaya devam edin diye. Ya röportajı okumamışsın daha. Yok, yok. Bir dakika sonra bu sizin bu gücünüzü yapıyorlar. ve bu sizin yani e, öneminizi medyamız, gösteriyor. Bizim medyamız ne yazık evet. ki çok evet. keskin Şimdi, ve ikiye ayrılmış. E, Maalesef Tabii, bittik. Nedim Bey e, söyledi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin bir ifadede bulundu. Ben de şunu tanımlamak isterim, cevaben değil ama. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi son 31 Mart seçimleriyle halkımızın, 37.84'ünün teveccühünü almış ve Türkiye'nin şu anda birinci partisidir. Ve biz bir teşkilat partisi sonra ve Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulma noktasındaki iddialarını da çare politikalarıyla ortaya koyuyor. Dolayısıyla ben şunu söyleyeceğim sadece hemmetine cevap değil. parti değil. İktidar bütün rejimlerde vardır. Bakın iktidar bütün rejimlerde vardır. Ama muhalefet sadece demokrasi. Bayağı bir sarktık. Ee, çok teşekkür biz, ediyorum bizlerle birlikte e, olduğunuz için. Biz teşekkür ee, Bakalım önümüzdeki hafta hangi gündemlerle yine sizlerle birlikte olacağız. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok kıymetli isimlere çok teşekkür ediyorum. Her bir ağzınızdan çıkan söz bizim için çok değerli. İyi ki varsınız. Sizlere de bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.